أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Uzun bir ayrılıktan sonra herhalde bir hafta mı aradık? Evet. Şimdi bugünkü dersimiz hayal yapacağız. Hayal 22.12.2019 küçük çekmece. Isırmak için bir yer okuyacağım fakat gafur hasreten sana söylüyorum. Bu düz okuyacağım. Takılırsak bizi sürükler ders o olur. Takılmayalım. Girme demek istiyorum. Garanti veremeyiz abi. Çok iyi. Çünkü hayalle alakalı olduğu için bir de ömrümde ilk defa şahit olduğum ve Allah'ın bu nimetini fark ettiğim bir şeyi şuur ile hissi tanımını gördüm. Şimdi okurken şu olabilecek. Bunu Osman'a söylüyorum hepinize. Hasreten Osman'a. Çünkü dudak da kaydettiği için. Şimdi derste biz değiliz. Biz hepimiz istihdam ediyor. Geçmişinize baktığınız zaman kayıtlara Allah Allah onu ben mi şey yapmışım diyeceksiniz, diyorsunuz. Çünkü istihdam ilahi olduğunu Allah Peygamberimiz Aleyhisselam ağzını kullanıyor. Hadis oluyor, hadis-i kutsi oluyor, ayet oluyor. Daha önce kullandığımız bu okuyacağım ısırma noktasındaki böyle denmişti. Hakikaten o anda ilham olmuştur. Şimdi beşeriyettir, ubudiyettir, usuldur, terimdir, tabirdir, farklı oluyor. Yani ondan kaynaklanıyor. Yani bir kısmı bizim değil, olmadığı için zaten. Şey var ya abi, hani şey misali var. Üstad hani hep söylüyor, akarsudaki diyor, görünen parıltıların gelip geçmesi gökteki daimi bir güneşin olduğunu gösterir diyor ya. Bizde de gelen bu ilhamatın geliyor, gözüküyor. Ya bir saat sonra ne dedi, neydi o? Geldi, gözüktü, gitti. Evet. Gözüküyor ki gökteki bir güneşten geliyor, sana ait değil. Biz ait değil, biz onu kaydediyoruz. Şimdi ısınmak için bu, 15-20 dakika olsun, şuur, his, şuur, his, akıl, 3 tane, 4 tane, sırayla giderse kesafetten his, şuur, akıl, 3 tane. Şuur, ruhun 4 sıfatından biri olan zişuurdur. Yani ruhla alakasını koy. Ruh zihayattır, zişuurdur, kanun hem vücud haricidir. Zişuurdur. En dışarıda hayat var. Bundan içeride akıl var. Bundan da içeride şuur var. Bundan da içeride ruh var. Yani şuur aslında aklın içinde bir sıfat ama onu anlatacak. Şuur bu makamda şuur ziyaya nispet ediliyor Risale-i Nur'da. O kapıyı kapatır mısın? O kuşun olduğu kapıyı. Orada olduğunu şey yapıyor. Şuur ziyaya nispet ediliyor. Ziya eşyayı açığa çıkarttığı gibi 7 sıfat da eşyayı açığa çıkarıyor. Ziya ne yapıyordu? Ademi olan vücut veriyordu Adem'e. Yani karanlık ademidir. Her şeyin üstünü örtmüştü. Isırmak için abi, tamam mı? Ziya, yani ziyayı şuura nispet ediyorsa, ikisinden bir tanesini tanırsak, dolayısıyla onu da tanımlarız. Yöntemiyle. Şuuru bilmiyoruz. Ziyaya da kıyas edilince, ziyayı bilirsek, şuuru anlamak kolay olur. Ziya, eşyayı açığa çıkarttığı gibi, 7 sıfatı da, sıfat da, eşyayı açığa çıkarıyor. Yani sen, basar, kudret, ilim, kelam. 7 duygudan gelen mesajların değerlendirildiği ve münasebet kurulduğu noktadır şuur. Bir daha. 7 duygudan gelen mesajların
değerlendirildiği ve münasebet kurulduğu noktadır şuur. Yani duygudan sonra şuur mu devreye giriyor? His değil miydi? Hissin şeyi. Evet ama o duygu var ya, 7 tane duygu. Devam edelim. Adeta, bir daha okuyayım sen. Şey yapamam. 7 duygudan gelen etkilenme noktasında yani. 7 duygudan gelen mesajların sen, kulak, burun, tamam. Orada arkasında anahtar var, öne getir, kapatınca kapat. Heh. 7 duygudan gelen burun, dil, el vesaire, onlardan gelen mesajların değerlendirildiği ve münasebet kurulduğu noktadır şuur. Adeta sıfat-ı subutiyenin bizdeki hulase camiasıdır. Adeta sıfat-ı subutiyenin bizdeki hulase camiasıdır. Hmm. Hayatın önünde mi, arkasında mı oluşuyorsun? Konuşuyorsa hayatlıdır diye bir yer var. Şuur, dimağın, vicdanın bütünsel haletinden çıkan taakkuldeki bütünsel resimdir şuur. Hayatın arkasında oluyor. İzah etmiyor. Birkaç defa okuyacağız bunu. Tam biz hiç bölmüyoruz. Ne dedin Şeyh Osman? Bu tanımı ya demiştiniz abi. Yedi zevkin Galatasaray camiasıdır şuur. Evet. Bilmiyordum, unuttum. Bir de okuyorum. Adeta sıfat-ı subutiyenin bizdeki hulase-i camiasıdır şuur. Şuur, dimağın, vicdanın bütünsel haletinden çıkan taakkuldeki bütünsel resmidir şuur. Alim ve hakim isimlerini tazammül ediyor. Alim ve hakim. Kainattan hayat süzülmüş, hayattan da his süzülmüş, bu Risale'den 336 lemalardan. Kainattan hayat süzülmüş, hayattan his süzülmüş, histen de şuur süzülmüş, şuurdan da akıl süzülmüş, ruh süzülmemiş. Ruh, hayatın halis ve safi bir cevheri, sabit ve müstakil zatıdır. Usul bu. Bunun üzerine gideceksin. Kural bu. Kainattan meyve sıkacağı gibi alet getirin. Kainatı sıkarsanız, hayat, hassas bir alet getirin daha. Hayatı sıkın. His, hissi de süzün, şuur, şuuru da sıkın, akıl, tamam bitti. Yani ruh nedir? Hayatın sabit ve müstakil zatıdır ve bir cevheridir. Yani süzülmemiş. Sabit ve müstakil cevherdir, cevheridir, müstakil zattır, hem zattır hem cevherdir. Abi özür dilerim, başta da hayat, akıl, ruh dedik. O şuurun içerisinde mesela paket akıldır, içerisinde şuur var. Onun için dış tarafta böyle şey gibi geliyor, yani onun için dedim ki aşağıda gelecek, böyle diyeceğim biliyorum. Anlama dışarıdan bakış noktasında o sırayı yaptım. Aslında yöntem şu, kainat doğrusu karışmaması için, kainat, hayat, his, şuur, akıl. Yani şuur aklın içerisindedir. Paketi düşünsen akıl gözükür. Arabanın içine girersen şoförün içindedir araba. Çünkü göreceğiz ki şuur çok ilginçtir, çok. İlk defa rastladım, bir cümle okuyacağım, onu gelince söyleyeceğim size. Bir garip ama. Akıl eylemdeki, fiildeki, aklın eylemdeki, fiildeki halidir şuur. Bunun için 7 sıfat-ı subutiyi tazamun etmiş. Şuur, insanın bütün hassalarının birbirine münasebetlerini bilme hali. Şuur, ziyaya nispet ediliyor. Şuur, imanın hakikatını taşıyor. Şuur, bu da çok önemli, onun yakınlığının sendeki delillenişi ve hissetme, fikretme, mahsetme olarak kendini gösterir. Şuur, mananın ruhu gibi erenin farkındalığı, meratibe hayata göre anlama ve anlamlandırma istidadı,
Anlama hislerle, anlamlandırma ise şuurla. Birinci şuur dimağın bütünlüğünden besleniyor. İkinci şuur kalbin bütünlüğünden besleniyor. Şuur ile kendini tanımladığı kadar mevcudatı da tanımlar ve anlamlandırır. Bu çok acayip. Bize bir şeyleri kanuniyetinden çıkarıp, bak bize bir şeyleri kanuniyetinden çıkarıp sana mal ediyor şuur. Bu kanunlardan çıkartıyor. Bu şuur hem aklı hem de vicdandan ne şu ne malanır çıkar. Besleniyor. Kendine anlam yüklemesi nispetinde kıymet alır ki buna da şuur yapar. Sana tesir ve iz bırakır şuur. Şimdi bundan sonra bir düşünün. Çok ilginç yere geldim. Bunu uçakta okurken oldu. Allahu alem. Kesinliğini bilmiyor. Ama çok garip yani böyle. Ne oluyorsa uçakta mübalağa etmiyorum yani çok sanki böyle bir yerde bulunuyorsun böyle. Oradan bir tuhaf şeyler ya. Bak bu nasıl olur? Bak Allah alem şuur ve his ve akıl. Hayat aynaymış. Ayna, hayat aynası. His Şems-i Ezeli'nin ve mevcudun temessülatında sende uyanan, sendeki uyandırdıkları. His bu. Ama izah edeceğim bunu. Bir daha. Hayat aynadır. His, Şems-i Ezeli'nin ve mevcudun temessülatından, yani hayat aynanda Allah ve kainat. Hayat aynaydı. Hayat aynana düşünce, temessül edince sende uyanan ve uyandırılandır şuur. Çok tuhaf. Daha gelecek tuhaf. Şuur ise bende uyanan, bak, bende uyanan hislerin ve bendeki kazanımların olanlarla münasebatın pencerelerinden bakarak meratibi esmaların cemi. Kısacası, daha gelmedi, bir de okuyacağım bunu. Arkadaşlar, Allah ve mevcudat, bu vücut değil bunlar, mevcuttur biliyorsunuz. Allah ve mevcudat, sen de uyanınca, sen de uyananların adı histir. Çok ilginç olan yani ilk defa bölümde gelen. Şuur ise sende o uyanan hislerle artı içindeki tecrübe, kültür, geçmişin var bir sürü. Bir daha hayat aynana, bu çok önemli, bunu dikkatle iş yapın. Hayat aynana vacibül vücut, Şems-i Ezeli. Vacibül vücut demiyor, Şems-i Ezeli, güneşe nispet ediyor. Hayat aynana Şems-i Ezeli artı mevcudat yansıyor. Sen de yaptığı tesirin adı histir. Bu tuhaf. Ortaya çıkan histir. Şimdi sende çıkan bu tesir artı geçmişindeki emri nisbiler, şey itibariler vardı ya. Evet. Hani geçmişimizin bir sürü şeyler var. Bu uyanan artı senin bütün geçmişini topla paket. Onunla karşının üstünü açma, açmada açma melekesidir şuur. Açma yetisidir, yetkisidir. Şuur dışarıya bakıyor, his içeriye bakıyor. His sende uyanan, şuur uyandıran, canlandıran oraları, ölüyü dirilten, kabrin üstünü kaldıran. Biraz devam edeyim. Ama orada ne? Abi ben burada muhakkak yemek istiyorum. Tamam. Şimdi karşıyı canlandıran derken ben şöyle anlıyorum. Karşıya tesir eden değil. Karşının
sendeki karşılıklarını sende canlandıran. Yani canlanma sende oluyor. Şunu söylemek istiyorum abi. Şuur, abi tezahüre bakıyor. Şuur tezahüre bakıyor. His tecelli oluyor galiba abi. Yani bakın tecelli karşıdan gelen, tezahür senden çıkan. Tamam. O anlatmaya göre. Evet. O misal. Bir daha okuyorum o zaman. Bu mesele sıfat oluyor. Bu his, şey, hayal, ayna. Bir ayna hayal edin şu tahtayı. His ise Şemsezeli'nin artı mevcudun o hayat aynanda temessülatından sende uyanan, sendeki uyandırdıkları. Devam ediyorum. Şuur ise bu histi, sende uyanandı. Şuur ise bende uyanan hislerin ve bendeki kazanımlarım olanlarla mevcudatın pencerelerinden bakarak meratibi esmaların cemidir şuur. Yani karşıdan geldi hayat aynama. Vacibül şey Şemsezeli ve mevcut. Bende bir şeyler uyandı. Onun adı histir. Bu artı bendeki bütün o mazi, bütün birikimlerimle uyananla karşı taraf hakikat meratipleri var. Mesela bir çiçekten ta Şemsezeli'ye kadar meratip var. Bu esmanın hakikat meratiplerinde üstünü açıyor. Üstünü açıyor. Üstünü açma yetkisi açtıktan sonra orada sana parlayan his oluyor. Açıyor alıyorsun. Açıyor alıyor. Açan başka, alan başka. Tamam. Şey tamam. Duruyor abi sanki kalbe gelen manalar dimağla bütünleşip anlamlandırılıyor sanki. Dima devreye giriyor. Şuurda. Evet. Yani akıl var. He? Akıl var şu. Değil mi? Şuurda. Devam edeyim abi. Akıl ve dima. Akıl dahi neymiş? Bu his ve şuurun cem edilmesiyle taakkulun imbiklerinden geçilerek vahye nispet edilerek vahye bağlayarak verilen cevaplarmış. Fesban. Vahye bağlı. Bu hissi anladık mı? Evet. His, şuuru anladık mı? Evet. Biraz. Evet. Şuurunu bir izah ederken aynı misalinde uyandığında şuur dediniz. Ben de okurken de uyandırdıkları his oldu. O yanlış oldu. Yani hangisi de? Ha. Şimdi sende uyanan hiç şuur değil. Ha, öyle anlattınız. Yok, yok abi aslında şimdi aslında bir şey söyleyebilir miyim abi? Siz aslında doğru dediniz abi. Ama farklı noktalardan bakıyorsunuz anlatırken biraz şey. Yani abi bakın karşıdaki ışık benim aynama vuruyor ya. Bir aynamdaki tesiri, bakın, ışık ayrı, ışık geliyor, size vurması sizde his etkisi yaratıyor, sizde yarattığı etkiyle ortaya çıkan, o etkiyle sizin dışarıyı okumanız ise şuur oluyor. O işte abi. O mu diyor? Yani, nereden bakarsan, anlatabilir miyim? Oo. Ben bir donanımsal basit tabir yapabilir miyim? Tabii, bilgisayar. Ama şey yani, şimdi... Ayna. Şunu silebilirsiniz. Yok yok şurada halledelim evet. İnşallah. Şimdi burada bir araba var. Bu arabanın bir plakası var. Evet. Burada bir kamera bunu çekiyor. Evet. Sonra bu kabloyla bir aynaya geliyor. Evet. Tamam mı? Şimdi. Bilgisayara aktarılıyor. Evet yani evet. Burada şimdi araba geldi. Bunun araba mı, plaka var mı üzerinde yoksa bu bir başka bir cisim mi? Bunu ayırt etmek için bir şuur lazım. Şimdi bak his var, kamera çekiyor. Tamam mı? Hisse veriler geliyor sürekli olarak. Kamera çekerken gelen acaba bu gelen çerçeve içinde bir plaka tanımlı mı? Orası şuur. Gör. Bunu his. Tanımlı mı? Bunu görecek şuur. Yani kamera his her zaman çekiyor, plaka mı acaba bu diye anlamlandıran, bunu anlamlandı, buraya getirecek. Plaka olduğunu program gördü, çözdü, buraya getirdi.
burada yansıdı, buraya kadar şuur. Ama bundan sonra kapıyı açacak, A yolundan mı gönderecek, B kapısını mı açacak gibi şeyler akıl artık. Programlamaya giriyor. A'ya geldi ama A'dan sonra B'ye mi gitsin, C'ye mi gitsin? Bunlar artık akılla olan şeyler. Yani yorumlama, arka planda onun hakkında şeyler yapmak, yani senaryolar, tasavvurlar oluşturmak ve benzer şeyler akıl artık. His çalışıyor, getiriyor dışarıdan sürekli. Devamlı. Şuur bunun öyle olup olmadığını tasdik ediyor, fark ediyor, arasındaki farklılıkları fark ediyor. Yani his donanımsı olarak bunu görüyor, yedi duygumuz kaynaktan sürekli çekiyor. Akıl da belagat ehli bu ikisi arasındaki ilişkiyi alıyor, bazen de görmemezlikten geliyor, yorum bazen yorum. De ceza veriyor. Kanuna göre. Şu yaptığımı yapıyor. Kur'an'a göre. Tamam. Şuurla his sistemdir. Akıl ise sistem değil. Alet. Bu alettir. Tamam geldi bunu tarif ettiğine göre. Tamam buna gitmesi lazım. Neydi? Emniyetin arabasıymış. Tamam ceza göndermeyelim. Veya ne? Baktı daha takip etti galiba hastası varmış. Bunları diyen akıldır. Ceza verme. Şuur ihtiyar, şuur iradeye akıl ihtiyarı bağlı oluyor mu? Daha gidelim de çünkü bir de okuyun. Akıl dahi bu his ve şuurun cem edilmesiyle taakkulun imbiklerinden geçirilerek vahye nispet edilerek, vahye bağlayarak verilen cevapların adıdır şuur. Yani his ve şuurun topladıklarını bütünsel, bunu vahyin imbiklerinden geçiriliyor. Bu akıl oluyor. Ha? Çünkü akıl neydi? İkalden geliyordu. Akıl bağdır. Bağ, bağ. Ayka, ikal yani, bağdır, bunu oraya götürür. Peki, devam ediyorum. Risalet-i Muhammediye ise his artı şuur ve artı akıl, aklın hulasatın hulasasıymış Risalet. Ve Risalet kainatın ruhudur, vahiy kainatın aklıdır diyor. Risalet gitse kainat vefat edecek, akıl gitse kainat divanı olacak. Tamam. Şimdi toparlarsam karşının bendeki tesiri his, kazanımlarımla esmalarda hakikat meratiplerini açarak kat etmek olan şuur, kat-i meratip yani. Bunları vahyi bağlamında, bunları vahyi bağlamında ve usulünde anlamlandırarak farkındalığın meratibi olan akıl. Peki Risalet bunların cemini kıblesine koymak. Akıl, kalp, his. Üçünüz his, şuur, aklı kıblesine koymak. Risalet bu üçünü Risalet bu üçünü yapılandırıyor. Kutsiyet veriyor, muhatap ediyor. Risalet şuurun şuurudur. O esmaların meratiplerini sana tanımlıyor Risalet. Vahye, akla inmesinin hem delili ve de aklın ikal olup ona bağlanmasıyla akıl olmasıyla vahiy Kur'an dahi hayatlar hakaykın şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur, şuuru kainatın aklıdır. Şuur, akıl ilişkisi neyse, şuur, akıl ilişkisi neyse, hayat, ruh ilişkisi de öyledir. Bak, şuur... Şuurla akıl neyse diyor, hayatla ruh. Ruh da budur. Şuur, akıl ilişkisi acaba manayı, harfiyle manayı isminin böyle tetiklendiği, dönüştüğü nokta mı? Artık çalışacağız yani, böyle girebilecek, bu ders olur bize. Bir kaba taslak şey olsun. Risalet... Şuura bakar, vahiyatla bakar. Vahiy neydi hatırlamak için? Lef-i Mahfuz'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sürecin adıdır. Allah'tan direkt değil, vahiy Lef-i Mahfuz'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, Cebrail'in başında bulunduğu. Ama ilmi ilahinin Lef-i Mahfuz'a indirilişinde Cebrail yok.
Orası Risalet. Değil mi? Ne tarafı abi? Allah ile Lef-i Mahfuz arasında Risalet. Kelamın gelmesi, inmesi mi? Kelamın Lef-i Mahfuz'a mal inmesi, gelmesi. Risalet. Lef-i Mahfuz'dan alem-i şehadete insana Cebrail'in mümessilliği olana vahiy. Risalet, kelam ilahi ile Lef-i Mahfuz arasındaki şeyi. Abi sürecin adı mı? Süreci. Risalet bizdeki adı. Öteki tarafta ilmi ilahi. Kelam ilahi. Bunu dememiştim. Evet. Demiş bir kelam ilahi mi? İlmi ilahi. Bunu bir Bilal Hoca'nın sorusu üzerine böyle bir şey anlatmıştı evet, sana. Kelam ilahi geçti de o zaman. Kelam şeye dönüşüyor. Neyse ilmi ilahi. İlmi ilahi, ilmi ilahi kelama dönüşüyor. Evet, ilmi ilahi kelama dönüşüyor. Risaletle. Risaletle. Şeyde. Evet. Lef-i Mahfuz'da kelam mı oluyor? Biraz da gideyim. Şuur karşıyı, bak şuur karşıyı, karşının örtülerini kaldırıyor. Karşının örtülerini kaldırıyor. His senin örtülerini kaldırıyor. Ruh hayattan süzülmüş mustaki zatı ve cebelidir. Akıl da şuurun mustaki zatı ve cebelidir. Netice itibariyle ne ile ne olur? Risalet çıksa kainat vefat edecek demiş. Kur'an gitse kainat divanı olacak. O zaman risalet kainatın ruhu öyle diyor. Vahiy kainatın aklı. İşte Kur'an'la vahiy eşitleyecek mi orada abi? Evet. Vahiyinin arşta Peygamber Efendimizin... Kur'an'la vahiy çok farklı, çok hiç. Ama Kur'an tabiri geçiyor, direkt Kur'an mesela, kainatın aklıdır diyor. Vahiy Kur'an'ı diyor değil vahiy, Kur'an, vahiy Kur'an'ı diyorum. Vahiy Kur'an, vahiyin Kur'an'ı, şeyin, Mehmet'in Kur'an'ı değil. Vahiy Kur'an'ı, vahiy, yani ikisi aynı olsaydı vahiy Kur'an'ı ile vahiy, usta o fazlalığı kullanmaz. Vahiy Kur'an'ı dahi hayattan hakikatin işaretiyle hayat kainatın. Vahiy Kur'an. Ve şuur kainatın. Yani Kur'an peki nedir? Senin okurken sende uyanandır. Senin herkesin Kur'an'ı farklı. Vahiy Kur'an'ı cemidir. O bizimle alakası yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok vahiy gelmiştir ama hepsi Kur'an olmamıştır. Evet, evet. Hepsi Kur'an olmamıştır. Aynen öyle. Ve şurada da 507 sözlerde ne demişlerdi? Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Şuur ziyası ile ekser şeyler yaldız diyormuş. Birinci şuur dimağı, ikinci şuur kalbe bakıyor demişiz. Uzun olur diye buraya girme diye not düşmüşüm. Konu olur. Şimdi peki ben bunu hem ısınma hem de niçin şey yaptım? Hayalde çok kullanacağız bunu. Yani his ve şuur çok aktif rol oynayacak hayalde. Başka bir sürece herhalde götüreceğine inanıyorum. Hatta müstakil konuşmak lazım. Biz. Bunlar evet. Sormadan olmadı. Büyük iddialaşlar. Evet çok acayip. Çok tuhaf ya. Şey ben mi? Bende uyanan onun kapağını kaldırıyoruz. Şuur. Peki hayal. Hayale hoş geldiniz. Hayal hayal değildir. Hayal, hani derse başlayacağız için, hayal bizde olmayan, alemi misali mevcudata giydirdiği libastır. Bizdeki fiili hali, eylemsel hali tahayyül. Ama şiddeti zuhurundan aynı olursa hayal deniliyor işte. Sendeki hayal. Usta bunu çok dikkat ederseniz ayırıyor. Şuurla his ne kadar ayırdığı gibi. Çok farklı yani. Yani hayal ile tahayyül farklı. Hayal hisseder, hayal ne hissedersin diyor. Hayal aynı zamanda çok acayip bir şey. Ruhun bindiği yer, akıl fikre, hayal ruha biniyor. Hayal, diman en kesifidir. Dolayısıyla en camisidir. En kesif, en camidir. Allah'a en iyi gösterendir. Hayal hayal değildir. Çok ilginçtir. Hangi esmaya bakıyor, biraz şeye bakıyor, basar sıfatına bakıyor. Ama içerisi şüphesiz Halik ismine bakıyor. Yaratıp yok ediyor.
Tabii böyle. Şimdi 27. defterin 372. sayfasından okuyacağız. İyisiniz değil mi? Çok iyiyiz abi. Yani biraz böyle his ve şuur biraz acayip hal ettiğini hissediyorum sizden. Ama aletimiz ve aletimiz, aletimiz çok iyi. Niye çok iyi? Mübarek için değil. Dün de imanımız vardı, dün de namazımız vardı. Ve hiçbiriniz yoğun bakımdan gelmediniz. Sonsuz şükürler olsun. Ateist, dinsiz aileniz yoktur. Ne kadar böyle şey sayarsam, eğer şey olumsuz deyince, ben de bana sorun, size nihayetsiz olumluları sayarım vallahi. Her nefes aldığınız, her bir böbreğinizin anı olumludur. Allah kimsenin başını vermesin, hiç hayal etmediğin yerde çoluk çocuğunuz olabilirdi. Orada değilsiniz vesaire. Onun için şükrediyoruz. Peki, 372 açtınız mı abiler? İnce Mesnevi Nuriye 66, izah yapılmamış bunu. Sizin Ali'si ferasetinize havale edilmiş. Tamam mı abi? Havasının en genişi, havasının en genişi havas, hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Hayal daha genişti. Şimdi hayal aklın semerelerini ihata edemiyor. Tersi bir şey. Akıl öyle bir şey ki Mesnevi Nuriye'de diyor, şecere-i hilkat Allah'ın dışında her şeyi karpuz gibi yapıp avucuna alıyor. Alır. Ama hayal çok geniş. Hayal neymiş? Geniş. Akıl neymiş? Derin. Ruh neymiş? Yüksek. Anladık mı abi? Akıl. Allah Allah. Çok tuhaf. Akıl derindi. Evet. Derin. Akıl derin abi. Ruh yüksek. Yüksek. Hayal, hayal geniş. Oo. Bir dakika. Akıl. Bu işte şeyi kaldıramamış ya. Emaneti Kübra'yı tek tek. Ne diyordu? Dağ, zemin, gökün kaldıramadı. Biz onu hemen teşbih ediyoruz, temsil ediyoruz. Yani melekel melekesi. Zaten vahiy Kur'an getiriyor, melaike getiriyor. O zaman külliyata döneceğiz. En azından derste şunu öğreneceğiz. Bilmiyorum, külliyata bir bakayım. Bilmiyorum şimdilik. Külliyata bir bakayım. Dağ külliyatta, hadislerde, Kur'an'da. Vaktim için söylüyorum. Dağ, simge, imaj, semboldür. Mağara, hep böyle. Peygamberler hepsi yapar. 20. söz en büyük delilimdir. Dimağdır, kafadır. Dağ. Çok ayette. Çok ayette de Kur'an. Çok ayette. Evet. Senle bunu konuşmuştuk. Sen çok anlatmıştın. Gök, yer ve ikisi arasındakiler diyor. Evet, gök ve ikisi. Zemin, kalp, Kabe, arş aynıdır. Yüksek, âli ruhlar, yüksek ruhlar çok geçer. Tamam mı? Dolayısıyla tek tek hiçbirisi vahiy alamaz ühdesine. Ne akıl, ne kalp, ne ruh. Üçü bir araya gelince alır. Emaneti alabiliyor. Hamiliyor. Evet. Yani çok tuhaftır. Emanet alınıp da hani bu parayı al, bu ekmeği al, bu şeyi al. Ne yapacak emaneti? Emanet. Ya buraya otur. Emanet. Onunla yapılanacaksın. Şimdi niçin yazmadım? Bilmiyordum. Ama burada korkunç bir sır var dedim. Ama bilmiyorum. Sonra emaneti o bu hangi tarihte yazılmışsa bakayım. Hemen 11-15-2018 bunu iki günde önce şey yap. 15-10 o zaman işte hayal genişmiş. Hayal geniş. Ya neyi neyse edeceksin? Bakın,
havasının en geniş hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Nasıl en genişte ihata edemiyorsun? Çünkü iyi dinleyin. Hayal geniştir, akıl derindir. Geniş geniş olsa ne olur? Dibiyle ne alakası? O tarz, o inemiyor genişliği. Yok, inemiyor. Yok. Şey, inkişaf gibi bir saat. Çünkü hakikaten Osman'a şey yapar mısın abi, İdo'dasın. Arabalı vapurdasın abi, geçiyoruz seninle karşıya, tamam mı? Yalova'ya doğru. Bakar mısın karşıya doğru? Genişliği mi? Görüyorsun. Dibi hiç görüyor musun? Bak hangi dersi kullandım bunu anlamak için? Eleyi kullandım. Birbirlerini böyle kullanılır. Mesela hayal geniş, akıl derin, ruh yüksek, emanet, dağlar, zemin, gök. Hangi dersi kullandık bunu anlamaya? En iyi kullandık. 30. sözü kullandık. Anladın mı? Mesela doktorum şimdi bildiğim için diyorum, diyalizde bir süre yok mu oldu diyaliz bilgisi? Şimdi başka bir yerde aslında, başka bölümde. Diyalizi kullanmıyor musun o bilginin? Mesela alametlerin, bak sen şuna bir görün diyorsun. Diyaliz alametleri mesela. İşte Mehmet kardeşe kendi sahası. Yaptığı bir iş var ama o iş yaparken başka bir sıfatınızı, birikiminizi de kullanıyorsunuz. Mesela hayal genişmiş. Aklın nihayetli, çok geniş. Nihayetsiz olduğu halde nihayetsiz olunca akıl nasıl nihayet edemez? Çünkü okyanus da geniş, hayal, akıl derin. Ne kadar geniş olursa olsun bir metre aşağı inemez. Bunu nerede kullandık? Ben niçin 3 defa üzerine duruyorum? Bir ders yapılırken belki de 5-10 tane ders kullanılıyor. Yüksekteki hem derini hem genişi görebiliyor mu? Hayır. Aynı olsaydı o zaman farklı bir birim olmazdı. İşlevleri farklı. Oraya bağlı ama mesela fabrikada muhasebe belki de şeydir ama elektrik birimi farklıdır. Program böyle farklı ama hepsinin genel müdürü var. Genel müdürü var demek ki her şeyi biliyor mu? Ya organizasyona şey yapıyor gibi. Yani ruh hepsi cami ama aklı yaptığını yapamaz. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Yapamaz. Mesela özür dilerim. Hayvanlarda ruh yok mu? Cinlerde ruh yok mu? Meleklerde ruh yok mu? Ziruhtur. Yani ziruh. Ağaçlarda ziruh yok, zihayat var. Ama akıl melekesi, hele akla gireceğiz ki korkunç bir şey bekliyor bizi. Abi bir geri gelecek olursak eğer, ahir, zahir, batın. Şu üçü, akıl, hayal, ruh. Geri geliyoruz abi, bakın. Ahir, zahir, batın. Bu üçü, evvel kim abi? Evvelde ben işte. Bu ben, bu emaneti alan, o şuur, bunların bütünlüğü olan benim abi. Elbette. Ruhun da arkasında. Evet, ruhun da arkasında. Bir müjde manasında söyleyeceğim de, başka manada değerlendirmeyeceğinizi biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Yani 13. Şah'da diyor ki, Risale-i terbiye etmeye diye şüphelendirmesin diye. Sonuç o akla girdikten sonra akıl top şey çalışmasına o nasıl olur bilmiyorum. Yani bu mevt var ya mevt. Tahvili vücut, ittakırok, tebdili mekan, pazar. Bu akıldan sonra işte bu ne diyeceksin, ne alakası var bununla? Yani hakikaten fikirdi bu mevcudaşı ama his mi oluyor ki, o kadar yakın, o kadar güzel hissediyorsun ki, yani şu mevcudat ölümü, burada farklı düşünemiyorum.
zannınız üzere olacak abi. He, yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hiç kopmayacak abi. He? Hiç kopmayacak. Yani boşluk olmayacak arada. Boşluk. Zaten o yere çakılmanın adı boşluktur. Boşluktur. Mesela ben buraya düşmem. Hı-hı. Ama buradan düşerim. Evet. Beraberse, şimdi niçin söyledim? His, şuur, akıl ve ben. Hı-hı. Yani bu mevcudatı, mesela şu mevcudattan bana geliyor. Bir şeyler uyandırıyor. Bu nereye geliyor? Hayat aynasına geliyor. Hayat aynasına geldi. Mevcudat. Şems ezeli de geliyor. Güneş düşün, şems ezeli. Ayna düşün. Ayna hayat. Buraya tesir etmiyor mu? Ediyor. Bir de aynanın, ayna güneşi tutuyor ama bahçeyi de tutuyor. Orada da gözüküyor. Örtüyor ama güneş. O şimdi sana yaptığı tesir, bu his. Bu his. O his de hakikat meratiplerin kapağını açıyorsun. Perdelerin. Bu açılan hakikat mertebenin adı da şuur. O aralandıkça veya meşgul oldukça demek ki bir büyük zattan okumuştum. Şeyi karıştırıyor ya, burayla orayı karıştırıyorlarmış. Burası orası olması falan. Yer yer diyorlarmış, acaba orada mıyım diye. Allah Resulü'nde bizzati bu yaşandığı için ruhuyla cismaniyeti eşit olmuş, tabi olmuş. Cebrail Aleyhisselam'a göre belki de, o seviyede belki değil ama Cebrail Aleyhisselam eşit görmüş. Azrail Aleyhisselam hangisi olduğunu şey yapamamış. Bu dönüş demiş, bunu al. Ondan sonra iyi yaslanın bir daha. Ölüm yok kardeşim. Niye yok biliyor musun? Biz ölümü bu dünyaya zannediyoruz. Buraya takmaktır diyor. Ölümü, ölüm iki defa olmuş diyor, olacak. Bir defa oldu, bir daha olacak. İşaretleyeceğiz lan. Sümme yumitikum, sonra sümme yuhikum, sonra sümme yumitikum, sonra sümme yuhikum. Ne demek? Biz yoktuk, Allah vardı. Dirilmeye Allah hayat diyor. Dirildiniz diyor. Sonra o hayattan yoktuk, dirildik. Bu alem şehadeti geldi gitti. Buraya Allah ölüm demiyor. Küllü nefsin zayikatını. Ölümü tadacak diyor. Ölüm yok kardeşim. Bakın Allah aşkına. Ölüm ne zaman? Haşr meydanında toplanacak. Her şey bitecek. Kafir mümin bitecek. Allah'ın dışında her şey bir tarafta kalacak. 15. mektup mu? 18. mektup mu? Sonu. Küllü şeyin halikün la veçe. Kaç diyor? 18. mektubun sonu. He, 18. Azrail dahil. Hep sönmeyecek mi? Ustad diyor ki, onu diyor kısa bir zamanda kısa gidip gelecek diyor. Yani kudretten ilme, ilimde kudret geçme. Ona ölüm diyor. İkinci ölümü ona diyor. Başka ölüm yok. O niye ölüm diyor? İkinci ölüm o. Ölüydünüz, dirildiniz. Allah vardı, bir şey yoktu. Ölüydünüz, dirildiniz. Sonra öleceksiniz. Haşir meydanındaki. Peki burada tekrar, peki tekrar hemen yaratılacak. Bu nedir? Tatmaktır. Zaten ayet-i mali bu zaten. Hakikaten ben de tefekkür değil bu. Küllü nefsin zayikatını. Ölüm yok kardeşim. Allah Allah. Ya baki, ya del baki, ya baki, ya del baki. İki kere abi. Yani ölüm oradadır. Ölüm orada olacak. Ölüm yok ki. Bu gaflette biz böyle demiştik. İşte bu şuur ve his, akıl ve arkası. Arkasına geçiyor. Şimdi işte değil mi ölümlerde? Evet. Ölüm yok ki öyle bir şey. Nasıl yok? Adam öldü, mezara gömdük. Ne yapayım, ne bileyim, buna ölüm demiyor. Hatta adamın cenaze namazını ben kılıyorum, Allah diyor ki bana, ona ölü deme diyor. Şehit. Şehit de adam öldü yani da. Yok diyor. Öldü işte, zahir şeriat. Hayır, ona ölü deme ama cenazesini kıl diyor. Çünkü o bilmiyor. Peki nereye? Bana göre olursa pergel öldü, ona göre Allah şey yapıyor ki, o pergeli öyle koyuyor, ölmedi ama böyle yap diyor. Pergeli ona koyuyor, onun ruhuna koyuyor.
kim ne yaşamışsa onu bize söylüyor Allah. Şehit öldüğünü bilmediği için ona öldü demeyin diyor. Bana koy pergeli, eğer ben ölümü hissedersem ben öldüm. O zaman kimdir ölen? Kişinin kendisi. Ya ölüyor ya terisi oluyor. Ona ölün demeyin diyor. Bana ona demeyin diyor. Ona demeyin. Bize diyebilirsin. Ama pergeli ona koyduğu için Allah'a bak şimdi. Pergeli oraya koyuyor. Oradan bize baktı ona. Ona oradan bakıyor. Ölü değil. Çünkü ölmemiş o. Bilmiyor. Ama pergeli kendine koy. Ölmüş. Yani küllü nefsin zayikatın mevt. Küllü ruhun demiyor. Ama işaret içerisi gördün değil mi abi? Küllü şeyin her kim ne verecek? O mektubat 59-60 zaten o Adem verir. 15 mi 18. mi? 15. mektup. Orada ölümden bahsetmiyor. Ölüm diye çık geçmiyor. Evet. Mektup yok, ölüm de yok. Şumulü var mı diye giriyor mevzuya. Evet. Yok 18. mektubun sonunda var. Abi orada Cebrail herkese şamil midir diyor. İşte tam burada şumulü var mı diyor. Cennete, cehenneme ve ehillerine şumul var mı yok mu? Sual bu. Hep külü şeyin her kimle ve çağırın ahirete, cennete, cehenneme, ehillerine şumul var mı yok mu? Şey yapmıyor hiç, mevt, ölüm hiç söylemiyor. İşaret edeceğiz da bunu yapıyor, işaret edeceğiz. Mesela sümeyi mutikum. Bu şeye devam edeyim. Arkaya geçtin mi? Şey olacak, kısa diyor, kısa. Kısa. Hepsine şey yapacak. Kısa bir şekilde diyor ya. Dur bakayım, cana bakın. Bu değil ya. Neyse. Burası değil. Burası da o kelimeyi bulun, o hepsine daha hepsini kısa bir zaman diyor. Dediniz mi dedin Hasan abi? Burası değil diyor. Onu ben de baktım ya Hasan abi. İşte ani olarak az bir zamanda. Evet. Nerede geçiyor? El cevaptan ikinci, üçüncü satır İbn abi. İlk altıncı sualinizin meali. Alem bekaya şumul yok. Diğer kısmı ise ani olarak onlar da az bir zamanda bir nevi helakete mazhar olurlar. O kadar az bir zamanda oluyor ki fena gidip gelmiş hissetmeyecekler. Tabii bunu da ehli tahkim bir kısmı eksik evet. Demişler. Ama bazı müfrit fikirleri keşif mesele devam ediyor. Çünkü zat-ı akdes ilahi madem sermedi ve daimidir. Ondan sonra burada devam ediyor. Burada işte bunu okumuştum. Bununla beraber işaret icazla beraber şey yapacaksın. Her şey dahildir. Her şey olsa bile diyor. Kendi zatı müstakil bir zatın. Neyse. Çünkü cilesi görmemem lazım değildir. Çünkü sen bir hikmet sabitidir. Zaten aşağıda şey diyor. Fenaya gitmek, muvakkaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Yani helik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu manevi giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer. Bu işte ben dedim o. Arada kaynar da o cümleyi söylüyor. O abi birincisi diye söylüyor. Birincisinin sonu, ikincisinin yukarısı. Yani helik ve fani olan vücudu harici bırakıp mahiyeti vücudu manevi girerler, kudretten çıkarıp gider. İşte bu. Daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girmek. Gene de ölüm değil o. Değil. Kudretten ilme girer, ezberde söylüyor. Kudretten ilme giriyor. Yani, ha ölümü nerede diyor? İşaret hücazda. İkinci ölüm. İkinci ölüm orada anlatıyor. Şimdi, Risale-i Nur terbiye etmiyor diye baktırmasın. Yani böyle şeyler yapıyor. Bize ülfet sarmalası gerekir. Sarmalıyor ya, sarıyor öyle. Ülfetinin sebebi değil Risale'nin, Kur'an'da yapıyor. Mektubatta kendisi usta söylüyor. Okuma yöntemi, muhatap olma şeklini bilmediğimizden kaynaklanıyor. Kusur bizde. Mesela ustada bir sene kafi gelen okuma şeklini biz ömür billah yapıyoruz. Düz okuma yaparsan bana bir sene kafi geldi diyor. Sen devamlı düz oku. Ülfet saracak seni, sarmalayacak seni. Sarma gibi saracak seni. Ondan sonra büyük şey, her şey budur, ben de biliyorum, ihata ettim. Tövbe estağfurullah, bir alemin dediği gibi. Ben dedi, bunu biliyorum.
Bunu ezberledim. Bunun dışında da çok kitap ezberledim. Ben bunun üzerine oturabilirim diyor. Çünkü ilmin ilmi üstünde olur diyor. İlim benim diyor. Yani benim diyor. Aynen. Yani anladın mı? Ben hiçim nerede? Ben ilmim nerede? Nerede işte? Onun için oturamazsın bir dakika. İnce Mesnevi Nuri 68. Bildiğimiz, gördüğümüz dünya bir iken insanlar adedince, ya ne kadar cektim, ne kadar kesin değil şu dünya, mühendis olmak, doktor olmak, alim olmak, işçi olmak, esnaf olmak, parası olmak, fakir olmak, sağlıklı olmak, hasta olmak, hepsi sabit değil mi hepsi? En iyisi hem zengin olacaksın, hem sağlıklı olacaksın, hem kariyer olacak. Bildiğimiz ve gördüğümüz dünya bir iken İnsanlar adedince, insanlar adedince dünyalara havidir. Çünkü her insanın tam manasıyla hayali bir dünyası var. Yani senin bir hissettiğin, bildiğin dünya yok. İki defa yazmışım ben. İnsanlar adedince. Öyle mi? Evet. He. Şimdi bir daha. Bildiğimiz ve gördüğümüz. Bak, bilmek ve gördüğümüz. Bilmek tasavvur, biliyor musunuz? Evet. Bilmek tasavvur. Gördüğümüz tayin. Dünya bir iken insanlar adedince dünyalara havidir. Çünkü her insanın tam manasıyla hayali bir dünyası var. Hayali bir dünyası var, hayali. Tevhidi nerede bu az zaman şeyin? Taakkül mü oluyor? He? Bu hakiki dünyanın tevhidi taakkül mü oluyor? Yani herkesin ayrı ayrı var, benim var, tek de göreceğim. Yani mesela önemli olan dur, sırayla gidelim. Şu gördüğümüzü bir kere herkese göre farklıdır. Gördüğüne yüklediğim anı. Mesela adam bir şunu yapmaya namazı terk edebiliyor. Ama senin için imkansız. Yani herkesin bir değiştirebileceği bir şey var. Üstüne bir şey koyabiliyor. Bazıları da dünyayı komple koyuyor kenara. Bunu koyabiliyor. Yani bu farklı. Şimdi nedir o? Dünyalarımızı oluşturan, hususu dünyaları oluşturan nedir? İnsanın hayali. Nedir? Hayali bir dünyası var. İçine giriyoruz abiler. O dünya, senin hususu dünyanın detayları var ya, forundur, kabucudur, bilgisayar, doktor. Şehri sen kur. Önemli değil ki içine otur. Dünya kopsa, kıyamet kopsa umurunda değil. Şey yaptılar ya, Amerika'da bir tarikat vardı. Komple intihar ettiler, kıyamet kopuyor. Hemen tam o yıldız gelecek, öleceğiz, içine atlayacağız. Ölüm, ruhumuzu görsün ki diyor, oraya geçelim. Hatırladınız mı? Komple bir ölü bulundular. Evet, o bir gezegen yaklaşınca kıyameti zannettiler bunu. Hatırladınız mı, öyle bir şey var mı? En fazla değil ya, 10-15 senelik bir hadise ya. Şey bir komple ölü bulundu Amerika'da, tarikat. Onu bir Mehmet abi hatırlar, bir de ben abi. Bunlar hepsi çekiyor. Şimdi kişilerin hususi dünyalarını, hayallerini oluşturuyor. Garip tarafı bunu da umumi zannetmesidir. Bunu da umumi zannediyor. Mesela sizin hissettiğiniz, gördüğünüz dünyayı benim, onu, şunu, bunu da öyle zannediyorsun. İşte mucize tarafı ne biliyor musunuz? Bir şey her şeyi yapabilmek. Bir dünya, insan adedince dünyaya dönüşebiliyor. Mesela bir ölümün, mezarın, yani meftin o anda vuku bulması, benim alemimde ile sokaktaki bir adamın akrabası, evladı ölmüş, benim onun aleminde farklıdır, çok da alakalı farklı. Biz ölüm yoktur diyoruz. Adam diyor ki mezarı götürdüm diyor. Doğru, haklısın. Ölüm var. Her yeri Allah şeyde koyuyor. Ölüm yok diyor. Bana koyuyor. Yıka diyor. Şey yıka. Cenazesini kılıyor. O zaman bir şey, her şey bir şey oluyorsa o zaman burada bir şey olmaması lazım. Ademi yani bu gözüken o zaman yani olmaması lazım. Bu da lazım. Var yani. Bu Ademi değil. Adem de var. Eğer Adem olsa mevcut olmaz. Abi şimdi şu müsünüz? Bakıyorum. Sizle ben aynı mı görüyorum? Hayır. O zaman o binanın... Ha, suretini aynı görüyoruz. Tam içi. Farklı.
Suretinde aynıyız. O zaman bu şey gibi. Armut şeftali diyemezsin. Elektrik gibi. Yani kimde ne çalıştırırsın. Evet. Mesela şu binayı gördüm. Mesela ağacı gördüm. Bak çiçek de var. Kimisi gölgesi için düşünür. Meyvesi için düşünür. Kimisi kerestesi için. Kimisi bir Allah'a tefsir eden bir alem gibi görür. Suret herkes de aynı. Şu mevcudatın sureti aynı. Kiraz kirazdır. Peki, ama sana yaptı tesirini. Abi ağaca bakıyorsun, sureti aynı diyorsun. Evet. Şimdi mesela baktık sureti aynı. Ama herkes aynı değil. Yani ona sureten de aynı değil. Bazısına göre zikrediyor, canlanmış, konuşuyor. Bu seni nasıl uyandırdığı anlamda. Sende... Peki hangisi hakikat abi? Sende... Nereden ona... bakarsan mı? Yok. Sende uyanan o. Peki bende uyanan mı hakikat yoksa o gördüğüm hakikat? Şimdi bende hayır, uyandıysa... sende göründüğün hakikat değil. Hakikatın bir mertebesidir. Hmm. Orada nihayetsiz mertebe var. O şuurda mertebe var o zaman abi. Evet, işte. Tabii canım. Hakikate girip... Meratib-i Esma dedik ya şuur. Yani his öyle değil. Meratib-i Esma'nın üstünü açmak şuur. Onu sana taşınması his. Yani birisi dışarıdan alıyor. Birisi de içeriden veriyor. Dışarıya çalışıyor. Bir dışarıya böyle çalışıyor. Ötekisi böyle çalışıyor. Bu his. Bu his. Bu şuur. Abi terkler hangisine, terkler hangisini çalıştırıyor bunları? İkisini de mi abi? İkisini de çalıştırıyor. Terkin çalıştırmadığı hiçbir şey yok. Terkler, zahirde, tecerrütler ise batındakileri aktif ediyor, hiç şansı yok. Terkler dima, tecerrütler ruhu ve kalbi çalıştırıyor. Tecerrüt geçiyor bir de. Tecerrüt içtinab etmek. O içtinab etmek, o başka. Yani dima, terkler, tecerrütler de kalbi veya ruhu ikisinde de kullanıyor ama kalp galiba. Ali'yi mizabim. Az önce çalsam bir atmaz seni. İnce Mesnevi'nin 76. İyiyiz değil mi? Hasan niçin abi. Ama böyle oldu? Hasan abi. Çok güzel. Evet. Geçmeden bir şey. Hacı. Çok küçük bir şey. Terkleri ya. Abi. Altıncı söz değil. Altıncı söz mü? Evet değil. Abi diyor ki şeyde dokuzuncu kelime mektubatta bir yedihil hayır. yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Yalnız her işlediğiniz amali saliha yanında kaydedilir. Amali saliha ya üstad layıkalarda da diğer yerlerde de terk diyor abi direkt. Bu asırda yapılacak terk diyor. Terke de yanında kaydedilir diyor abi. Amali saliha. Yani. Doğru. Amali saliha terklerle, terklerle kullanılıyor. Şey ilginç abi diyor bak her yaptığınız hayrat. Ne yapıyorsan yap. Her şey. Adam mesela namaz kılıyoruz diyor ama tarafkirliği başka bir yere gidiyor. Veya terk edemiyor. Yanında kaydedildiğini söylüyor. Amali saliha. Aynen. Çok acayip. Ben bir kayıt yaparım diyor odada, bir de senin yanındaki de kayıt yapar. Yani bu kadar çalış abi, gıybet, kaşı yaptırıyorsun, bir de tarafkirlik çarpı sıfır yapıyorsun. Gıybet daha iyi. Gene bir Müslümanın işine yarıyor. Yaptığın namaz, oruç var ya dersler, gıybete boşa gitmiyor. Bir Müslümanı defterine kaydediyor. Ama kafire tarafkir ol, çarpı sıfır. Hani petrol ofisinde 500 yazıyor, 925 yazıyor, çarpı sıfır. Onun için mesela Gafur dedi ki geçen, tamam diyor ben diyor gıybet ettim diyor, bir kısmı alemim, amellerim karşıya geçti. O kadar kişi beni diyor gıybet ediyor ki, benden gitmesinden daha fazla oradan gelecek. Onlara güveniyorum. Yani bir şey söyleyeyim mi size? Yaptığımız bir ameli, bunu kaçırma Gafur. Yaptığımız bir ameli defterimizde beklerken Danimarka'da bilmem ne şehrinin bilmem ne kadınına defterine çıkacak. Yani ben biraz düşündüm tamam mı? Bak şimdi. Yaptığım ben bir namazı, teheccüd namazının Danimarka'nın falan şehrinin falan şehrinde ve dinlenen kadının defterine çıkacak. Sebap olarak. En son öyle olacak, en son. Niye biliyor musunuz?
Ben birisine gıybet ettim. Teheccüdüm ona gitti. Ondan sonra o da başkasını gıybet etti. O da o amel benden giden teheccüd ona aktarıldı. Oradan da gitti falancaya gitti. Kıyamete kadar el değiştire değiştire çek senetler gibi. En son elinde kıyamet kopunca o da yine geri gelecek. Ticaret ya. En son Almanya'daki bir en son Almanya'daki bir erkek mucize gitti teheccüdümüz. Onu gıybet etti, onu iftira etti bilmem ne, iftira bilmem. En sonuna gitmişti. O Almanya'daki adam da Danimarka'daki Fernanda akrabasını iftira etti o kadına. Taksim bizim benim teheccüd gide en sonunda ve kıyamet koptu. En sonunda çıktı. Bir bakacağım ki defterinde, defterinde değil, Darmaka'da bilmem ne Müslüman kadının cebinde gitti. Bana dönme ihtimali de var. Dönme de bitti. Aa dönme ihtimali var. Var ya. Dönmenin bir yöntemi tövbe ve istiğfarmış. İman geldiği gibi amel de geri geliyor. Allah. Danimarka'daki bir bakıyor karşılıksız çek. Tövbe ettici. Tövbe ettici değil mi? Bunu da hak ettim. Yani ben bunu böyle ezberde söylüyorum. Ne kadar düşünmüşüm ki. Dedim benim o gıybet etti oraya gitti. O da onu iş yaptı. O da etti bunu dedi şöyle etti şuraya gitti. Konya'ya gitti. Ondan sonra Marjı'ya gitti. Ondan sonra akrabası Almanya'ydı ona gitti. Bir baktım kıyameti kopar yakın tak kadına iftira etti. O da iftira edince ameli gitti. O da beni oraya taşıdı. Benden sonra kadın da patladı o. Benim teheccüd onda. Teheccüd kıldın diye sevap alacak. O sefer onu çatıyordu. Günahlar da öyle ama. Şey, sistem olarak izahını yapabilir misiniz? Gıybetin şeyi niye oraya geçiyor? Yani ne demek oluyor sistemsel olarak? Yani o an şimdi girmeyeyim. Bak meşgul olduğum için söylüyorum. Değil biliyorum. Evet var. Yani sisteme otomatik olarak aktarma sistemi bu bilgisayarda. Yani yapılanma olarak, ruhi olarak, istat olarak bir şey demek ki bir... Var. Yani senin elinde değil, o şey yapıyor. Direkt şey yani benim aslında onu gıybet etmem, oraya ben bir şeyimi, kanalı, yani sistemi bağlıyorum. Kelam taşımak gibi. Veriyorum, içimdeki şeyleri, hasenatları oraya gönderiyorum. Bağlamıyorum, herkes herkese bağlı. Bağlı. Al gibi. 18 bin Ali ve ben nasıl bağlıysam, her bir şey her şeyle diyor. Bak her bir şey her şeyle, her şeyle bir şey, bir şeyle her şey. Bir şeyle her şey. Peki o kadın kimdi? Bizim kainatın efradı etsam hükmünde kainatın kendisi nevi hükmüne geçer diyor. Bakın bir de söyleyeyim. 336 lemalar. Kainat nedir? Etsai kainat efradı hükmünde. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Yani mesela ben sarhoş olsam içki içsem nasıl olur merak ediyorum. Zina yapsam, faiz etsem. Yani peygamber olsam nasıl olurdu? Ya asıl imam olsaydım hakikaten nasıl bir ortaya çıkardın? Merkeze kendini koy. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Musa benim, İsa benim, Muhammed benim, Bediüzzaman benim. Yani merkeze kendini koy. Mahiyet insaniye birdir. Diğerleri benim etsam. Yani efradım tabi. Fertlerim. İçki içine bak o benim. İçki içseydim bu olacaktı. Bu çünkü benim efradım. Ben peygamber olsaydım Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi olacaktım. Yani ben olsaydım zaten ona iman edince onun sebebine ortak oluyorsun. Sensin zaten. İslamiyet. Yani ben niye peygamber seçilmedim? Tamam sana külfeti, hizmeti yüklenmedi. Sebabı, neticesi yüklendi. İman ettiğin ona, onun ameline ortak oluyorsun. Yeminlerin sözüne söylüyorum. Ben olsaydım, sen olsaydın kaldıramazdın. Ruhun bu sıkıntıya giremezdin ama Allah madem bu kadar güzel niyetin var, ona keşke ben peygamber olsaydım. Yapsaydım, tamam kolay. Peygamberlik yapmadan peygamberlik ücretini alıyorsun. Nasıl alıyorsun? Diyor ki, hatırladınız değil mi 24. sözde? Yani diyor bir bedevi diyor, padişah nasıl bilir diyor ocağında, ocakta o şeyin sobasının yanında bir bulgur çorbasını pişiriyor, böyle bir zannediyor. Yani bir peygambere iman etmenin o bir dersimiz vardı. Adem Aleyhisselam'a iman etmesen kafir oluyorsun. O zıttı kadar kârın olması lazım iman edince. O zaman nedir? Adem Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a iman etmek demek,
senin amelin ve alakadarlığın cihetiyle ameline ortak olmaktır. O zaman nedir? Peygamberlik yapmadığın halde onun ameline ortak oluyorsun. Sonra peygamberlik yapmış gibi oluyorsun. Külfet olmadan. Anladınız mı? Bu çok tuhaftır bu ya. Yani peygamberlik yapmadan peygamberlik ücretini alıyorsun. Allah razı olsun. Nasıl oluyor ya? Ya bunu da şey yapacaktı be güzel. Ya peygamber ücreti. Bana İslamiyet hakka taraf gelip değil mi? Şimdi mesela daha aşırı olmayacak. Evet. Ben şimdi nasıl zaten efradı olmayacak Hazreti Adem'in, Hazreti Musa'nın. Sil istersen. Bir dakika. Tamam bayağı devam. Tamam dur silme dur. Bu onu konuşacaktı ki hayal. Kelam melek. Ha şunu bir tamamla da ondan sonra senin. Ondan sonra şurayı sil istersen. Şey burayı. Arkadaşlar şunu konuşup da ondan sonra silelim. Geçen hafta. Yani anladınız mı? Peygamberlerin müminin niyeti amelinden hayırlıdır, işte bu sıra bakar. Evet. Hatırladınız mı o şeyi? Neydi? 24. Hayat tekniği. Yeni mülk diyor bazen. Hayat tekniği. Yeni mülk diyor adam. Biri? Yeni mülk. O zaman ben bakıyorum adama. Biri? Böyle mi? Hayat-ı tekniği. Tamam. Hemen ben şey yaptım. Saydım. Ondan sonra sen yazacağım bu kadar etmez mi abi şey? Şu bölümünü bir yapmak istiyorum. Tamam bak. O zaman ben orada otururken hayal dersimiz ya acaba arkadaşlar? Hayal dersimiz ya. Sileceğiz de son şeyi. Kullanacaktım ama Afur şimdi bizi zorlayacak. Hayali vücudu haricisi kelamdır. Müslüman mı? Kelamın melekut tarafı hayaldir. Abi geçiyorsunuz da hayalin vücudu haricisi kelamdır bundan. Yani yani ruhun alemi şahadetteki vücudu haricisidir diyoruz ya. Bu dünyada bir kazanır. Bu aynı şey yani bu hayal, kelam, ruhullah bunlar hep aynı şeylerin farklı mana meratikleri. Zaten yukarı doğru gittin bakıyorsun her şey aynı şeyi başka şekilde bir ifade ediyor. Yani bir şey her şey her şey bir şey. Mesela şuur ve hisse hep karıştırılıyordu. Birisi dışarıdan alma melekemiz, birisi içeridekini dışarıyla bombardıman etmek. Karşıki tarafın taşlarını, kayalıklarını, harfiyatını yapma sistemi. Yani emrin ismi, emri itibari vardı ya. Emrin ismi neydi? Dışarıdan. Dışarıdan alma mekanizmamız. Emri itibari içerideki sistemle dışarıya oynatma sistemimiz. His dışarıdan alma ile etkilenen taşınma bize aktarıyorlar. Şuur ise içerideki sistemin karşıki tarafta esmanın meratiplerini oynatma, kapağını üzerindeki örtüyü kaldırma. Şimdi ben bir şey yapayım da, kela hayalin vücud haricisi, kelam, bu nasıl bir şeyler, ben cümleler. Kelamın melekut tarafı ise kelamın hayaldir. Biri mülkü, diğeri melekute bakar. Ayat-ı tekbiniye dediğimiz elma armut, ay, emin ayatina diye geçiyor. İnsandaki içsel alemindeki, yani hayat-ı tekviniyeler var ya mevcut, elmanın, armutun. İnsandaki içsel alemindeki hayat-ı tekviniyeler, yani Allah'ın kainattaki kainatı sessizce konuşma ve konuşturması olduğunda, 20. mektupta söylüyor, yok 24. mektupta söylüyor. Kainat Allah'ın sessizce konuşması ve konuşturmasıdır. 24. mektupta söylüyor, sağ tarafta, orta sayfanın sonunda. Karşılığına hayal deniliyor. Yani bakın hayat-ı tekviniye, bak hayat-ı tekvin dedi mi? Hayat-ı tekviniye sende uyandı. Şekillenirse hayal oluyor. Ruhumun mekanı yani abi. Enerjiye dönüşürse his oluyor. Tamam. İçine ruh katılırsa, şey hayat katılırsa hayat oluyor. Ruh katılsa ruh oluyor. Şimdi burayı anladık değil mi? Zaten daha önce konuşmuştuk. Evamiri tekviniyelimizde, yani bizim yazılım, sistemin yazılması, evamir. E, bize bakıyor. A, harice bakıyor. Hayat-ı tekviniye, insanın dışındaki varlık. Evamiri tekviniye insanın, onun karşılığı olarak yazılımı. Bu çok teknik bilgi olduğu için bu kesin bilinmesi lazım. Hayat-ı tekviniye kainat, evamili tekviniye onun bizdeki yazılımı.
Şimdi evamil tekviniyelerimizden uyanan manaların kalbe, vicdana, dimağa ve hazinetül hayalde kelama dönüşür. Çok acayip bak. Yani evet, baki var. Şimdi bu çok önemli. Bak bu veri tabanıydı. Şunu denmesi için. Şu denmesi için. Bizdeki yazılım var ya, yazılım evameli tekviniye. Uyanan harici ve dahili sebeplerle uyanan manaların ilk önce kalpte meylan olur. İhtiyaç, iştiyak, incizat, meylan. Evameli tekviniye neydi? Dört. İhtiyaç, iyiyim. İhtiyak, incizap, meyil. Onların bütünselliği evameli tekviniye, meyil. Bu meyil bizde uyandı mı? Kalpte uyandı. Kalpten aşağı iniyor. Vicdana. Vicdandan da aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Dikkat edersen dima aşağıdaydı. Okyanusta. Dima. Dima'da da aşağı iniyor. Elbise dikiliyor. İdris Aleyhisselam. Mümessilidir. Elbise diker. Yani genel manalara uygun elbise dikiliyor. Hayalhanede. Hazinetül hayal diyor. Orada elbise dikilince kelam. Dışarıya çıkınca onun adı elbise. İdris ve İsa Aleyhisselam onun için beraber dikiyor. Yani. Evet. Tamam mı şimdi? Kelam, kelam buydu. Dikilen elbisedir. Niye öyle geçiyor işte anlamda? Hayalin bu kelam nereden geldi? Osman şey hanım, bu kelam nereden geldi? Buradan geldi abi. Evet. Bunlar hükümdü. Önermeydi. Buradan şey yapmış. Bak hayalin vücudu halicisi kelam ya. Nereden çıktı ya bunun altyapısı neydi? Şudur. Şurası. Ruhun da vücudu haricisi kelamda. Alem-i şahadetteki surete. Ama o sureti, bu da şöyle bak, ruhun dışarıdaki, o kelamda, ruhta var, şey mi bak tek, vicdan da var, nerede ne aldıysa o yok mu? Paket, mesela bir elbise. Ruh cevher değil mi abi? Evet tamam, paket diyor, don var, affedersin, atlet var, çamaşır var, şey var mı? Hepsi var mı? Ben tek mi giymişim? Kelam, kelamın içinde ne var? Ruh var. Hayal var, dima var, vicdan var, hayal bambaşka bir şey ya. Yok ki o adamda. Geniş çünkü. Yani onun için, hani Rüştü abi derdi ki bana, bize vakıflara, hayalinizi verin bana, dininizi vereyim size. Hayalini kontrol eden, kontrol edemeyeceği hiç kimse yoktur. Değil kendisini, karşıyı da kontrol edersin. Abi nasıl olur ya? Hayalini kontrol eden insan hayalime hükmetme yetisini alır diyor. Yetkisi değil, yetisini, gücünü alır diyor. Yetki gidip izin almaktır. Yeti ise izin almadan senin hayalini etkiler. Çok tuhaf insanlar yani. Bakarsın delidir. İki tane kokoreni süremezler. Acayip bir şey ya. İki tane koyunu süremezler. Ötelerden konuşuyorlar böyle. Çok derin geliyor sesleri. Tuhaf adamlar. Çünkü şeyde söylüyor ustad değil mi? Bir yerde diyor, ne kadar zeki olursanız olun, bir şeye çok yakınsanız, başka şeye çok uzaksınız. İki tane yumurta kıramazsın mesela. Bak bir daha. Bir şeye çok yakın olmak, aynı anda başka çok şeye uzak olmak. Mesela aptal değiliz. Araba sürerken Kaşer geçiyorum. Unutmuyorum. Pendik'e derse gidiyorum. Meşret cemaati davet etmiş. Gidiyorum. Yani gene bununla çalışıyorum. Akılla. Size yalan söylemiyorum. Tünele gireceğim değil mi? Tünele gireceğim. Ne düşünmüşüm? Ne olmuşsa aptal mıyım ben? Gitmişim Sirkeci'ye doğru gitmişim. Tüneli es geçmişim. Nasıl geçmişim? O kum kapıyı oraları nasıl geçmişim, saray bunu nasıl geçmişim, gelmişim Eminönü'ne.
sağa çekmişim, kafamı koydum, tamam yanlış oldu da ben nasıl geldim? Nasıl kullandı, kim kullandı? Yani ayrı bir derste çıktı, tam da kim kullandı, hiç mi sinyal vermedik, işim olmadı, ya tam arabayı kim kullandı? Otomatik pilot ama. Yani hiçbir şey hatırlamaz olur mu ya? Tam da hiç mi araba gelmedi? Bir, ne anlatmaya çalışıyorum, böyle bir insan böyle düşündü değil. Yani sana rağmen sistem devreye giriyor. O hayalinle... Yani merhameten mi giriyor, nasıl oluyor? Devre dışı çıkınca onu vekil mi bırakıyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl çalışıyor? Tamam da sonra ben kontrol altına alıyorum. Otomatik pilot muydu? Kim da yani bu sendeki meziyet değil, sistemden bahsediyorum. Bırakın o şeyi. Kerametlerin ve mucizelerin bile sistem olduğunu söylüyorum. Bunun benzerleri yapılacak, yapılıyor. Peygamberlerin mucizeleri mucize gibi gözükürken, mucize değil, Allah'ın perdesiz tecellisinin bunun benzerlerinin yapılacağını söylüyor. Bu bir sistemdir, sistemin yolunu açmaktır. Keramet de budur. Peki ana bir tanesi o. E tamam da kim gitti ya? Hangi sistemdir bilmiyorum hala. Ama yaptı. Bir sistem çalışıyor demek istiyorum bize rağmen. Ölüm anı işte. Bedenle arabayı kullanıyor. Bu beden. Adam gitti. Akıl, ikal oradan bağlandı. Şimdi bu adam bu arada ölse, öldüğünü hatırlar mı? Arabayı hatırlamıyor ki öldüğünü hatırlasın. Arabayı hatırlamıyor. Tam da ben nasıl geldim oraya? O anda ölmez zaten onu yapamazsınız ki. O bedenen ölüm demektir. Yani mevcudatta alakan bitti. Tamam benim bitti, tamam uyku gibi. Tamam da kim yönetiyor? Yani sen şuuren mevcudatta alakan kesildi, yattın uykuda. Varlıkta mısın? Yok, sıfır. Peki böbrekleri, ciğerleri, dalakları kim çalıştırıyorsa o işte o ölmeyecek. Ben öldüm, ölümün kardeşi. Her şey bitti. Uyudum yani. Uyudum geçti ama ölmeye bir sistem var. Şuurdan çıktım. Ben kullandım. Başka bir devreye giren bir şeyden bahsediyorum. Kim daha bilmiyorum ama böyle bir sistemler çalışıyor arkada. Nasıl bir şey ya? Başladı. Nasıl bir şey ya? Yani oraya gidiyorsun, tam da ben buraya kim getirdim, nasıl geldim? Mesela uyur gezer, ki fıkıhta kaydı olmuş. Uyur gezerken gündüz yatsa, kalksa, yemek yese, güne gün olur, kefaret olmaz, adam doydu. Ama gündüz ya, seninle benimle konuşuyor. Yani kardeşim, donukluk bir şey yok. Her şey, her şeydir. Her şey, bir şey, bir şey, her şey. Herkes herkese bağlı böyle kablo. Yani mesela bazen saçmalıyor mesela. Diyelim ki uyku çok yorgun olan insanı konuşturun. Acayip acayip şeylerden bahsediyor. Yani kablo kablolara döşenmiş böyle. Bir şu tren gidiyor. Sen kabin olmadan ayı değiştiriyorlar. Böyle giderken böyle gidiyorsun. Şimdi silebilirsin ben. Abi iyi ki silmeden bunu anlattınız. Çünkü yapmak istediğim şeye bir ek daha burada. Ne çıktı biliyor musun? Kozan silmeden altına yapmış. Şöyle yapacağım abi. Bakın şunu şöyle bir çizeyim, şöyle yeşil. Ne diyor abi? Hayalin, vücudu haricisi nedir abi? Kelak. Nasıl vücudu hariciyi aldı? Şimdi bak. Şuur ve akıl. Kerem elbise olduğu için. Benim anladığım Hasan abi, bakın. Hayalin, vücudu haricisi kelamdır diyor. Burada da diyor ki, Haznetül hayalde kelama dönüşür. Abi bunu vücudu harici vererek kelam yapan akıl aynı işlem bu hayalin içinde de Hasan abi hayali şöyle bir çember diye sayacak olursan bunun içinde de bir kelam var abi. Bu hayal bakın ne diyor? Haznetül hayalde diyor kelama dönüşür. Yani bu da benim şuurum abi. Benim hayalimi, yani bakın ruh hem bana üfleniyor, hem perger bana koyularak benimle dışarıya üfleniyor. Diyorsun ki sen şimdi orada da bir kelam var diyorsun değil mi Ayda? Kelam burada var, bana üflenen bu.
İşte o birine Musa Aleyhisselam demiyor, birine İsa Aleyhisselam diyor. Birine Musa Aleyhisselam diyor, birine İsa Aleyhisselam diyor işte. Ona ruh, üfleme şeyleri. He, aynen abi. Yani bakın, şu bakın, hayalin vücuda haricisi kelamdır. Yani sanki hayal vücuda bürünmüş, dışarı çıkmış. Dışarı çıkmış. Niye? Sizi etkiliyor. Halbuki kelam Musa, hayal İsa gibi. Birisi teşbih, birisi tenzih. İkisine de kelamullah. Kelimullah, kelamullah. Kelimullah, kelamullah, kelimullah. Çok farklı. Şimdi bu işte. Hasan abi yani Ruhullah, Habibullah, Safiullah, Peygamberler kumandanı. O zaman abi şimdi çok çabuk benim tek çizeceğim abi şu şey. Şunu çizeyim sakın. Yok. Yani şuraya bir o zaman serbest bölgeyi çizeceğim abi. Şuraya çok çabuk. Bakın abi. O, şimdi benim şu elim titretme. Kendi misalimi. Bakın. Bakın abi. Şimdi bir ek daha yapılmış oldu o zaman. Şimdi bakın abi. Kelam. Biraz küçük yaptım. Değil mi abi? Evet. Bakın. Abi. Bu. Bu hayal abi. Orada kalemler. İngilizce ders yaptıkları için bak onlar hiç ömrümüzde hatırımıza gelmezdi. Kalemlikmiş meğer o. Hiç hatırımıza gelmedi, görüyor musun? Bu kadar olacak abi. Çünkü detay yok bizde. Bana oraya koymuşlar kalemi. İngilizce arka tarafı yok mu? Nasıl hatırlarına gelmiş hayal? Şuur, hissin vücudu haricisi midir? Şuur, hissin vücudu haricisi. Değil abi. Birisi dışarıdan içeri etkileme yöntemi, etkilenme, hissi aktif. Ötekisi dışarıdan karşı etkileme. Ama birinde vücut var, birinde yok sanki. Vücut, vücuda getiriyor. Şu, vücuda getiriyor. Şu, şems ezeli bizi etkiliyor. Bizde ortaya çıkan bir de mevcudat bizi etkiliyor. Yani bu his. Bizde ortaya çıkanı. Kuva deniliyor. Bizdeki bütünlük ve esma-i meratipleri var. İşte anlamlandırdım. Gelenleri anlamlandırdım. His gelenler değil mi? Evet. Gelenlerde uyanan. Uyan. Eğer sende Allah bulursa onunla düşür. O anlam bulana. Ama güç his. Dışarıdan gelen, mesela diyelim ki ayna, güneş vurdu, panel. Şimdi bu güneş şems ezeli, bu ayna hayat. Buradan çıkan bu panel, buradan çıkan enerji yatarlarını ısıtıyor veya buradaki panel kabule elektrik imal ediliyor, buzdolabı çalıştırıyor. İşte gelen hislere şuur elbise giydirmiyor mu? Yani gelene giydiriyor içeride. Giydiriyor. Bu da vücudu harici olmuyor mu? Doğru. Giydiriyor ama kendisi değil. Giydiriyor. Giydirilenle giydiren farklı. Ben elbise giydiriyorum ama ben değilim. Ben mesela buna bir elbise diksem ben miyim? Elbise giydirilmiş. Şimdi sen evet. Birine bakın. Bakın serbest bölge diyoruz abi. Şimdi her şeyin suretinin olduğu yer midir abi? Evet. Her şeyin suretinin olduğu yerdir. Tamam. Şunu yazmaya cesaret edemedim ama abi. Bunu da yani gene yazacağız. Mesela şuraya Hasan abi şöyle söyleyeyim. Tasdik. Olmaz oğlum, bir başka bir koy gözüken. Yap siyah. Üstüne yaz. Üstüne gözükmüyor. Tasdik. İzan. İltizam. İtikat, taakkul. Şimdi Hasan abi, bakın serbest bölgede yok. Biz zannediyoruz ki serbest bölgede kalan da taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat yok zannediyoruz. Var.
kendi aleminde. Ama nasıl? Ademi varlık olan varlık bu abi. Yani ademi, her varlığın içinde, her mevcudun içinde siz dersler önce dediniz ya, Adem cen olmuştur. Onunla mevcut kendini gösteriyor. Başka olamaz. Başka olamaz abi. Dolayısıyla burada olmaması söz konusu değil abi bunun. O 142'deki 3 yoldu ya, aslında ben 3. yol olarak bunu düşünüyorum abi. Yani ahiret inkarcı. Hem inkar ediyor, ehli inkar, hem ehli dalalet, hem dalalette yaşıyor abi. Yani dolayısıyla adam öyle inanıyor. Akılsızın aklındadır diyor ya Hasan abi. Yani bu var aklında. Ve aklında olduğu gibi de yaşıyor. Yani burada taakkül, tasdik, izan, iltizam, itikadı var bunun. Bunun abi en içi kelam. En içi kelam. Bunları iç içe daire gibi düşünüyorum abi. Bu şekilde ayrı tahayyül, tasavvur ayrı ayrı değil abi. İç içe daire gibi düşünelim. En içi şu anladığımdan sonra anlıyorum ki en içi kelam abi bu. Onu kelam hayali, abi hayali ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? İmkan dairesi. Mümkün dairesi abi. Siz oradan alıp şekillendiriyorsunuz, alıp şekillendiriyorsunuz. Yani var. Hakikati var. Bakın hakikati var abi. Anlatabiliyor muyum? Var hakikati. Ama vücuda çıkmamış. Ona hayalle vücut giydiriyorsunuz abi. Anlatabiliyor muyum? Yani mümkün dairesinde var. Yani siz 8 başlı olabilirdiniz. Bu içe kelam yazdın ya dışarı. Evet. İçeri de kelam yazdın. Yani evet. Orası kelimatullah oluyor. İşte tamam onu soruyordum az önceki. Nasıl yapalım onu diye. Hasan abi. Yani bakın. Şu, şu ve şu olay var ya Hasan abi. Şunun özetidir abi. Yani buradan kelimatullah. Evet. Dışarıya hayalin içinde abi. Hayalde hepsi var abi. Bakın yok mümkün dairesi bu. Mümkünat dairesi. Bunun içinde hepsi yok. Ruh hayale biniyor. Diyordu değil mi abi? Öyle evet, değil mi? Evet, evet. Ruh hayale biniyor. İşte burada oluyor abi. Yani bu. Şimdi tüp aldığımız zaman Hasan abi ben onu önceden anlamazdım. Tüp var ya tüp. Küçük tüp. Alıp sallıyorsunuz abi. Lak 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 su sizi geliyor. Hani açıp da üzerine zile atsam ıslanmıyorsunuz. Niye? Çünkü açtığınız zaman su çıkmıyor içinden. Ruhullah deniyor işte. Ama içeride su. Anladınız mı abi? Tüpün içinde su, sallıyorsun. Ne demek istiyorsun bu örnekle? Abi ruh. Bakın ruh. Ben şimdi size konuşuyorum ya Hasan abi. O kadar derin mevzular anlatıyorum ki siz benden tesir alıyorsunuz. Yani benim dışarıda zahirde kelam olarak görünen şeyin içinde benim ruhum var aslında. Hasan abi. Yani içeride sıvı İlim biraz kudreti tazamun ediyor yani. He, bendeyken sıvı ruhum ama, var diyor yani. Evet, evet, evet. Ama benden çıkıyor kelime yani gaz olarak çıkıyor gibi sanki ama yani kelime olarak çıkıyor ama o kelime aslında benim ruhum. Aynen. Sizi yapılandırıyor. Sende olan her şey. Sizi yapılandırıyor. Aynı zamanda bende bir şuur var Hasan abi. Hislerim vasıtasıyla ben sizden aldığımla da ve bütün ahlak-ı tekbiriyeden aldığımla da kendimi yapılandırıyorum aynı şekilde Hasan abi. Yani hazinetüyle hayalimde kelama dönüşüyor, kelimetullah'a dönüşüyor. Yani hem görüyor, hem gösteriyor, hem görünüyor. Yani bir Hasan abi şu şey doğru mudur yani? İfadesi bildim Hasan abi. Bak, mesela şey değil miydi? Musa Aleyhisselam'a kelimullah deniyor ya abi. İsa Aleyhisselam'a kelimullah. İsa Aleyhisselam'a ruhullah aynı zamanda kelimetullah da denir. Peki ne fark var kelimetullah'la kelimullah'ın? Kelimullah Allah Teala'nın kendisiyle konuştuğu kimse demektir. Kelam kendisine söz söylenen, kendisiyle konuşulan demektir. Kelimetullah Allah Teala'nın kelimesi demektir. Kelime burada ruhlanmaktır diyor. Bir de hikmetli söz anlamındadır. Bunun için de Hazreti İsa ruhullah denmiştir diyor. Yani o içeride ki çıkan kelam olarak çıkıyor ama o kelamın arkasında ruh var. Ya bamba onu anlatmaya çalışıyor herhalde Gafur abi. Evet şuraya o zaman Hazreti İsa... Bu keşfetti yani bu. Hazreti İsa, o zaman Hazreti İsa şuraya söyleyebilir miyiz şey? Harun.
Ben senin anlattığına göre öyle anlıyorum ya. Ruhun alem şadik vücut da harcısı kelam da diyoruz ama Hazreti içeride bambaşka İsa, yani. Sözü bambaşka. Hazreti şey İsa ya. Elektrik gibi. Ha, aynen. Hazreti Musa Aleyhisselam. O kadar farklı yani. Aleyhisselam. Musa'da. Evet. Ve en dışı abi hayalat. Yani farkı bunun bu kadar büyük aslında. Benim zannımca abi. O kadar. Yani hayalet dışarıda. O kadar büyük abi. O kadar farklı. Yani. O kadar farklı yani evet. Sen abi İsa Aleyhisselam elektrik bir şey yapmıştık ya. He? İsa Aleyhisselam elektrik şey ondan bağdaştırıyorduk ya. Yani tam merkezine elektrik koyduğunu düşünün. Nasıl yani? Sistemi çalıştırıyor yani. Elektrik geliyorum, sistem çalışıyor. Artık dışarıda ampul, ocak, şey o farklı ama elektrik hiçbiri değil. He. O bambaşka. Elektrik aldım diyorlar ya, elektrik alamadım. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Mesela biz nefesimizle nefi ruh edebilsek, işte o canlansa, Hazreti İsa gibi, Aleyhisselam gibi canlansa, o zaman bambaşka bir şey olacak bu, bizde uyananlar. İsa Aleyhisselam inecek ya. Ha işte, inerse ne demek inecek abi? Ben hep bakıyordum mesela, 59'da anlatıyor ya, inecek işte, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olacak, işte şeriat şey yapacak. Ne olacak inip de yani peki? Bizdeki karşılığı ne bunun yani? İnecek tamam da bizde ne olacak? Çok acayip. Çok garibime gitti. Altında böyle uf fokur fokur abi. Altında eziliyorsun ya korkunç. Neler oluyor ya içeride. Şu geçen hafta konuştuk ama tuhaf ya. Ben namazdır. Şimdi burada geldi. Kelimullah, kelimetullah. Tabi olacakmış Mehdi'ye. Mehdi'ye namazda tabi olacakmış. Ne demek yani? Ne olacak tabi olup da yani? Ne demek bizdeki Mehdi ne demek? Şey demişti. Ders yaparken işte dedi ki İsa Aleyhisselam gelecek abi. Gelip de ne yapacak dedi. Ondan sonra ben madem ölecekti niye geliyor dedi. Ben de dedim ki sen madem öleceksin o zaman niye geldi? O da öyle olacak. Herkes tanımazmış, işe yapmıyor. Anladın mı? Şimdi biz ölmeyecek miyiz? Madem ölecekti niye geldin? Gibi bir yapılandırma yapacak. Hem kendisine hem de tabi olanlar. Şeriatını sistemi değiştirecek. Şeriatını şey yapacakmış. Peki, sen kaç saat oldu? Ezana kadar gidelim. Ezan oldu, ezan oldu. Bir iki tane daha okuyayım abi, bir tane bir şey yoktu. Bir buçuk saat. Daha bir şey okumadık ha. İnce Mesnevi Nuriye 76. Yani biraz gafı çok etti değil mi bize? Evet çok. He? Biraz atıyor ondan sonra rahatlıyor biz başlıyoruz. Ben rahatladım olayı. Ne dedim bu şimdi falan 76. Vaktin evvelinde Kabe'yi hayalin nazara almakla namaz kılmak menduptur ki hayalin fıkıhtaki hükmü ne kadar hakikat olduğunu gösteriyor. Yani hayal olmadığını, fıkıhta da ne kadar ciddi iş yaptığını. Namazda mesela daha iftira tekbir getirmeden Kabe, acele-i şey yap veya işte şurasının bu köşesini. Neresi hatırınıza geliyor mesela Kabe'yi? Mutlaka bir hayal edin. Hayal etmeden kıblenizi şey yapmasanız bile hayali olunca iç aleminiz kıbleye dönmüş oluyor. Bunu da herhalde Allah-u Alem hayali ne kadar ciddi işlevi olduğunu göstermek için örnek gösterdim. İnce Mesnevi Nuriye 110, kalbimin muyul ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebediyi vermeye kadir olan zatı akdesten. Yani oradan şu şey de olur mu abi? Kabe'yi hayalen nazar almaktan hayalin Kabe'nin karşısı kalpti ya. Yani Kabe'nin karşısı kalpti. Kalbinizde hayalinizle kalbe tabi, kalbin şeyine dönmesi. Kalbi tarafa yönelmesi lazım. He. Var. Kendine. Yani kendine. Kalbin şeyine. Onun için demin bir etrafında dönmek şey. Müdür abi öyle demiş ya. Çok acayip bir şey ya. Öyle o kadar fena fil Kabe olmuş ki benim etrafıma dön demiş. Hacı olursun. Sonra o para gittin dedi, fakire ver demiş. Ne uyanmış
diyordu. Ve bu ne biliyor musun? Böyle ol için dememiş biliyor musun? Adam gitmeden önce adamın niçin hacı olacağını bilmiyor. Mesela sorarlar yani, eskiler sorarmış. Haçtan geldiği zaman şimdi giderdik, zemzem mi getirdin şimdi? Hurma mı getirdin? Çin takkesi veya Çin seccadesi getirdin. Ne başka ne olacak? Eskiden ne sorarlarmış biliyor musun? Hangi kirli sıfatını bırakıp hangi güzel sıfatınla döndün? İlk bunu sorarlarmış. Neye karar verdin? Sen hangisini terk etmeye karar verdin? Dermiş ki, sana diyemem ama bir şey dur artık. Bir şeyi bırakmak demek, tersini almak demek. Yani haçta mutlaka bir kirli sıfatını bırakman lazım. Peki, ne dedi buradan 110'da? Kalbimin nuyur ve emellerin tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet edildiğini vermeye kadar olan zat-ı akdesten. Hayal de canlı, şuurlu ve ruhlu ki ne istediğini, kimden istediğini biliyormuş. O bu acayip bir yere taşındı bakın. Bakın kalbimin muyul ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri hayalde bir şey istiyormuş. Biliyor musun? Akıl tamam. Kabak, akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebediyi vermek adına. Demek ki hayal de bir şey istiyor. O zaman hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ne yapacağını biliyor. Anladınız mı burayı? Evet abi. Tamam. Hasan abi şöyle bir soru gelse deseler bize, Osman abicim sen vahdedi vücut musun? Vücutçu musun? Vücutçu musun dese. Yok değilim. E peki ben ona desem burası hayatı tekniğe mi? Dışarısı. Evet diyecek. Doğru mu Osman abi? Doğru. E peki buna sen kelam mıdır bu? Evet. E peki hayal vücudu halisi kelamdır deyince ne fark kaldı desem Osman abi? Eşittir vahdedir. Her şey hayalikten boşa söylememiş de anlamamışlar herhalde. Evet yani mesela bir yerde söyledim işte Kırkan tarafında. Yani her şeyin bir sureti var. Ne dedi biliyor musun? Bu dedi izah edememeni dedi ciddi bir diyor şey kaçış rampasıdır dedi. Adam öyle düşünüyor. Allah. Diyen kim biliyor musun? İnsan evinden değildi. Öyle mi? Evet. Ne dedi abi? Kaçış rampası demiş. Bana dedi adam. Allah. Neye kaçış rampası dedi abi? Dedim ona sifere böyle çalışıyordum akla. Bu yazıyordum süretidir, kanuniyetidir, hakikati mahiyetidir. Adam geldi dedi ki bu kaçış rampasıdır dedi. Şey yap, izah ve yönetemediğin, yani izah edemediğin, anlamlandıramadığın, yönetemediğin şeye bu tanımlamayı getirerek bunu kaçış rampası olarak kullanıyorsun dedi. Direkt inkar ettin abi. Hani suret hakikattan medet alır mı? Tasdik etti o zaman bu işin doğru olduğunu. Evet. Bazen de belki kaçış rampası diye kullanıyoruz. O adam geldi. Resmen geldi söyledi bunu bana. Allah Allah. Kırıkan'a gelmemesi lazımdı abi ya. Normalde oraya çünkü gelmiyor pek o kadar şimdi. Bize geldi. İlginç bir şey yaptı. Evet. Ondan sonra dedim ki kaçış rampası da bir yoldur dedim biliyor musun? Bırakmıyor hiç. Dedim ki kaçış rampası çıkış yoludur. Mesela adamın freni patladı. Hem de çok iyi bir teknolojidir dedim. Normal bir yol olsaydı helak olacaktı. Kaçış rampası seni ayakta tutandır. Dolayısıyla kaçış rampası doğrudur. Adam baktım kimse. Doğru. Olmazsa olmaz. Yani kaçış rampası sanki yanlış bir yol zannediyor. Değil. Olmazsa olmazdır abi ya. Olmaz. Çünkü sağlamasıdır. Mananın sağlamasıdır sağlama. Mesela 3 artı 2 eşittir 5 artı. Nasıl bileceğiz? Sağlaması var mı? Çıkartmanın sağlaması var mı? Bölmenin sağlaması var mı? Var mı? Var da hepsinin sağlaması var. Ha. Peki, bunu surettir, kanuniyettir, hakikattir, mahiyettir sağlaması var mı? Sensin dedi. Sağlaması da sensin. Sağladı işte. Sallayarak sallandın. Ama nasıl dedi bunu ya? Allah Allah. Neydi şey Emre? Kemalat'ı neydi? Hayır değil. Sen dayım. Hayır değil. Neydi seni seni? Öyle oldu. Şeytanı merkezine oturttun. Neydi seni?
Şeytan oturur. Efendim diyor, sonra sonra ittiniz lan. Söyle de. Mümin mümin aynasıdır ya. Bir de baba ya, sen o da biliyor. Şimdi yakası daire yüküyor. Yani adam, adam nasıl alakadar ya? Yank var ya, yok. Yank, nasıl okursan yok. Yani çözemedi adam. Ben dedi, böyle aklım buradaydı diyor. Hadiseler karşısında çok ilginç ama. Freud'un arkadaşı, ayrılıştılar bundan dolayı. Ondan sonra ben diyor ilim yaparak, şey bizzat kendim yaşayarak, tanıklık yaparak bunu geçtim diyor sıkıntı. Mutluydum ve böyle bitti. Ve hayat bitecekti. Mutluyum tamam. Sonra baktım ki sanki diyor havuza su koyardı, üzerine plastik odun yüzer ya. Sonra su verirsin de o yükseldiği gibi havuz yükseldi geldi bana dedi. Ondan sonra adam tanımlayamadı bundan sonra. Dedi ki benim aklımdan başka bir akıl olduğunu, bu aklımı tepelemek, aklımı çökertmek, aklımı akılsız yapmak için uğraşan aklımın bu kafamın içinde bir aklıma mukabil akıl var diyor. Kim olduğunu bilmiyorum diyor. Ama ben yükseldim bitirdim işini zannediyordum. Nasıl bir şeyse o da yükseliyordu ama beni geçmiyordu. Adeta bunun vazifesi diyor, bu aklın bulduklarının çürütmek diyor. Serbest bölgede şey yapmış. Mesela insanı aktif eden bu harekettir diyor. Bak bak bak, buraya geldim diyor, bu da geldi. Buraya geldim. Bu diyor, insanı kendisini yönetme, işte sıkıntıların kaynağı budur diyor, bu hareketlilik. Freud diyor ki, buradan ayrıldılar. İnsan hareketlerinden şehvettir. Yani lezzet ve zevklerdir. Cinsellik manası değil. İnsanı hareketlendiren lezzettir. Menfaat da lezzettir. Yani nereye meylediyorsanız lezzettir. Freud böyle demiş. Hayır diyor. Bu da diyor ki ya yapılandırma ya anlamlandırmak için yani ben tabirini kullanırım. Fakat bunun kim olduğunu bilmiyorum diyor. Ama çok iyi biliyorum ki aklımı onun şerrinden kurtarmaya çalışıyor. Yani bu ne diyor? Onun sözünü 13. lema okusaydı koca bir kitap yazmazdı. Onun sözünü şu vardı var ya sual şeytan. Onun sözünü benim sözümü kendi sözü zannetmesiyle vardı düşer. Yani tak ikisi bir olur. Hayır. O zaman duman olursun. O odur, sen de sensin. Yani sistem bizde çalıştığını, tek olmadığını. Peki, burada bir şey şahit oldum ben. İnsan biliyor, bunu buraya çeken sebepler varmış. Onu buldum, biraz. Mesela bu buradayken, bu niye yükseliyor diye merak ettim. Durup dururken yükselmiyormuş. Niye su yükseldi de buraya geldi? Yani çok garip ha. Bu ilim yaptım, böyleydi, sıkıntı da çekiyordum. Buradan çekiyordum, intiharı düşünüyordum doktor. Ben ilim yaptım, müzakere yaptım, beraber derslere katıldık, kitap okuduk, zikir ettim, namaz kıldım, yaptım da yaptım. Buraya geldim abi, rahatladım mı? Bu nasıl yükseliyor? Yürüp dururken niye yükseliyor? Su niye yükseliyor? Niye biliyor musunuz? Bu yükselince ne yapması lazımdı? Beni değiştirmesi lazımdı bu. Değişime uğramam gerekiyordu. Çatlama, hakikat olarak tamam, değişime uğrayacaktım onu. Eyleme de dönüştürecektim. O ben olabilmenin en zoru, yani niçin bu yükseldiği zaman ben öyle değilim? Evet, fikren içine çıktım. Niçin düşün? Peki, bu kazanılanı kendine mal etmemenin en büyük sebebi, ki bunun yükselmesinin sebebi bir, inat, gurur, kibir. Yani inatçılar asla değişemezler. Ne öğrenirsen öğren. Ne anlatırsan anlat. Burada bu derse katılsın. Subhanallah. Şeytanın sıfatı. 8 tane. 188 sözlerde açacağım. Bu suyu yükselten şunlar. İnatçılarla çok uğraştım. İnatçı derken, işim bu ya.
Geldiler, meşveret ettiler, ben gittim, dostlarım, Nurcu, abi, kardeş, bacım, abla, her şey. Uğraşıyorsun, bıraktığın zaman tamam, bir gün sonra gelsin aynı. Allah Allah, baktım, nasıl bir sistem içinde var? İşim bu ya. Hayal, usta diyor ki, ben siz oldum anlayamadım diyor. Mahkematta diyor ki, niçin küllet anlaşılmıyor? Siz oldum diyor. Niye anlaşılmıyor? Çünkü o kadar acayip ilişkilerimiz, çelişkilerimiz var ki. Anlaman imkansız. Hayalen gittim bu adamın içine ama doğru ama ki burada da buldum cevabını. İçeriye giriyorum, bir insan şuradayken acayip, hatta aşağıdaydı. Azap çekiyordu, geldik buraya, yükseldik gafını. Buraya çıkarttım abi. Tamam lan bu oldu işte. Niye bu kazanımın sana mal olmuyor o anda? Sen mutlu oldun da hemen kayboluyor. Bir, inatçılar değişime direniyorlar. Gurur, kibir. Mesela Nemrudani inadı diyor. Kim olursa olsun inadı var ya, yani senin söylediğini öyle ama gene bildiğini okuyor. Düzenledi. Sonra ben bunu bir dedim sisteme dönüştürsem bu sıfatları, yani hangilerini aktif ediyor. Onda olanlar bu. Gurur, kibir, inat ve haset. Dört. Dört. Şimdi peki bizdekini ne yapar o? Şeytanın bu dört sıfatı. Bir, batılı hak, muhali mümkün. Batılı hak. Bir, muhali mümkün. İki, gaflet, dalalet, safsata, inat, mugalata, mukabere, ihval, görenek gibi şeytani desiselerle. Şeytan seni uyandırdı. Şeytana değil. Bu bendekini uyandırdı. Şeytanda yok bu. Evet. Şeytanda bir babası var bunun. Bunların babası şu. Gurur. Firavun'un sıfatı. İnat. Nemrut'un sıfatı. Kibir. Kibir. Şeytanın sıfatı. Tamam. Eyaniyet. Adem'i bir sıfat. Adem. Adem alemlerin. Bu bizde. Bu adamda yani şeytanlar. Bizde ne yapar bu dört tane vurunca? Batılı hak. Mali mümkün. Gafleti. Dalaleti. Safsatayı. İnatı. Mugalatayı. Mukabereyi. İhfal görenek gibi. Şeytani desiselerle çok manatı bunlar. Bizi yutturuyor, intihaç ediyor. İnkarı ve küfrü yutturuyor. Şimdi yanımızda çok insan kaldı. Çok vakıflarla meşgul oldum. Çok vakıf abi ve kardeşlerin yanında kaldım ömrüm. 1978-80'de. 80 itirandan sonra özel kaldım. Ama Nurcular gidip gelirdik 78'de. Ama kaldığımız tarih 80. Ömrüm insanlarla geçti. Yani hapishane gibi düşündük her saniye. İnatçıların düzelmediğini öğreniyorlar fakat değişime direndiklerini. Sonra inat, peygamber mesela en berbat adam kimdir? Şudur budur, en berbat adam Nemrut'tur. Çünkü bizzati peygamber ateşe almış. Mesela bir peygamberi derisini üzmüşler. İkiye kesmişler ama bunun kardeşleri olmamış. Çünkü tek başına o büyük, bu büyük bir ümmetti. Onu da şey yaptım, nedir büyük ümmet? Demek ki Nemrudani inatı der Risale'de. Fakat inatçıların en büyük özelliklerinden bir tanesi de bunu duyduğu zaman da Allah Allah hayret ya bu insanlara bak, kendisi inat, kendisini almaz. Acaba bu bende var mı demez. Ne var mı? Değişimi kabul ediyor. Peki hayatta niye gözükmüyor? İnat ediyorsun yani. Nereye inat ediyor? Kendi bildiğine inat ediyor. Bu anlamaya değil. Tamam. Ama peki alanı ne yapıyor? 538 sözlerde. Efkarları ve duyguları. Mevcudattan, hariçten, dışarıdan marifet ilahi getirdikleri zaman, iyi bir dersi getirdikleri zaman içeride bir musaddık ve onu değiştirip dönüştürme
sistem olmadıklarından gelen mas ve hakikat içeride abesiyeti inkılap ediyor. Sönüp gidiyor. Hatta terse dönüyor. Adam geldi, bunlarla uğraşırken bu suretidir dedim. Adam şuraya bak ya. Suretidir, karneti, bu dedi kaçış rampasıdır. Dedim ki, kaçış rampası yanlış bir yol mu zannediyorsun? Oysa herkes o yolu yapar ama kaçış rampasını bulmak ve yapmak ve orada araba kullanmak zordur. İyi bir yoldur. İyi bir çıkış yoludur. Çıkış yolu demek yanlış yol değildir. Bir noktadan bakarsan harika bir yol. Şimdi akılda mı yaptı bunu abi? Vallahi geldi nerede yaptı bilmiyorum. Aklı mı çalışıyordunuz abi yani? Tabii aklı çalışıyordu. Geldi inan gafur. Yalan demiyorum size. Bu nasıl bir şiddetti ya? Çok net. Yani düşüncemi böyle aktif etti. Yani yalan diye bir anda sarsıldım yani böyle. Ondan sonra bir de şahit olduğumu anlatayım. Bu dedi mi böyle kalınca bana rağmen bir sistem devreye giriyor. Hani uyunca organlar, düşünceler, hayaller çalışmıyor mu? Çok rüya görüyorsun. Benim ihtiyarımla mı oluyor? Hayır. Bak şimdi. Bana bir vurdu mu böyle, çarptı mı, hemen nasıl ki uçak mesela, biraz işim olduğu için. Uçak böyle rüzgar vurduğu zaman pilot mu çeviriyor? Hayır. Pilot çevirirse zaten ona kalsaydı zaten alakalı bu yapıyor. Çoktan uçak devrilmişti. Hiçbir alakası yok kardeşim, o pilotla alakası yok o. Bu denge, terazi var ya terazi, inşaat terazi. Onun gibi denge var böyle, belirli bir derece şey yapıldığı zaman, böyle yapınca hemen ağırlık buraya giriyor. Otomatiktir bu. Aynı bu örnek gibi. Böyle yapınca hemen bunu böyle yaptım. Bana rağmen bunu böyle yapınca içerideki bir sistem, başka bir sistem senin canını okuduğum diye karşısına koydu. Dedi ki kaçış rampası yol değil mi? Yanlış bir yol mu? Ne yaptı? Cevap vermedi. Cevabını çürüttü. Bakın, 15. sözün başında şu yöntemi kullanıyor. En keskin soruya verilecek cevap nedir biliyor musunuz? Sorusuna soru sormaktır. Soruya, mesela Allah var mı? Onu ispat etmek çok, çok uzun ya. Ne kadar saatte çıkıyor. Allah var mı? Bu sorusuna yok mu? Sorusunu sormak. Bitti adam. Hadi bakayım yokluğunu sen ispat et. Topuğunu attım. Anladın mı? Mesela doktorumun mesleğiyle hastayım. Hakikaten hasta mısın? Bitti. Yani dün de bir ay önce de aynı şeyi düşünüyordum. Ben hastayım. Öleceğim ben galiba. Ne kadar daha önce de öleceğim diye hatırına gelmedi mi? Hiçbirisini öldürme, ben ölmeyeceksin. Hastayım. Hakikaten hasta mısın? Son hasta. Aslında kaçış rampası demesi buradan baktığı için öyle söylüyor. Aslında orayı inkar etmek için söylüyor. Hakikati tanımadığı için. Tabii iş yapacak. Şimdi burada arkadaşlar bir daha ne olur buraya kaçın. Bir de okuyorum. İnce Mestevizon buradan girdi zaten. Kalbimin muyul ve emellerini, kalpte bu, muyul ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de, akıl ve hayalimin de nesi varmış? Temenni ettikleri saadet ebediye varmış. Hayal temenni ediyor mu arkadaşlar? Ediyor. O zaman canlıdır, ruhludur, isteklidir. Arkadaşlar, sizi tanıyor, biliyor, seviyor biliyor musun hayaliniz? Orada, gafur, orada bir cihaz olarak düşünülürken, nasıl bir cihaz biliyor musun? Allah'ın cihazları, akıllı bir cihaz. Canlıdır, ruhludur. Mesela bir tanesi bana ne sordu biliyor musun? Hiç tahmin etmeyeceğiniz insan. 14 yaşında ve 13 yaşında, yalan değil. Kırıkhan'da. Enes kaç yaşında ya? Kırıkhan'da, Emir. 13-14. Hasan hocam dedi, nefis dedi, canlı mıdır? Ruhlu mudur? Aklı var mı? Yani bizden başka böyle bir mahluk böyle takılmış mıdır? Nefsin canı var mıdır? Ruhu var mıdır? İstekleri de var ama nasıl bir şeydir?
13 yaşında. Peki cevap ver Osman. Soru soramadım. Şeyden daha iyi. Evet. Erçok'um, nefis nedir biliyor musunuz? Maddi ve manevi zevkler ve beden ya, doğduğumuz zaman bu bedene bir cinle doğarız. Bizim nefsi emare dediğimiz bizimle beraber olan cindir. Cinsellik, cinle, cindir. Bizden müstakil nefsin ruhu var, hayatı var, yapısı var. Bizden müstakil çalışır o. Ama özelliği şudur. Mazi ve müstakbelli şey olmaz, hazırda çalışır. Nefis canlıdır, ruhludur. Geylani Futulgay kitabında söylüyor. Merak etmiş Cenab-ı Hakk'a. Demiş ya Rabbi bu nasıl bir şeydir ya? Ve beşeriyeti duman ettiriyor. Tabağa ağız açını dedi. Ağzını aç, o çıksın diyor. Cişay atladı nefis. Öyle bir şey gibi, ahtapot gibi. Bu denizdeki şey var ya, ne diyorlar böyle? Tekrar yutmuş mu onu? Yok, ondan sonra hani böyle var, ayak bayakları falan da böyle oluyor. Ama diyor ki kendisi, kokuların, bütün pis kokuların cemi, pis bütün şekillerin cemi, pis seslerin cemi, her şeyin pisin toplamı. Burada oynuyor böyle. Ya ne diyorlar ya, denizde böyle kollar olur ya böyle. Ahtapot değil mi ha? Bunun gibi bir şey diye falan diyor. Öyle siyah da değil, böyle şey geldi diyor, bana söz verdin diyor, içini aldı. Aldı içine, ağzını açtı, o kendisi girdi. Ondan sonra diyor, ona ve onun isteklerine fıtri bende bir nefret oldu diyor, günah. İşte gafur, senin günahını isteyen o adam, o kusman geldiği kişi. Onun için sana rağmen çalışan bir sistemdir. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. İçeride hiçbir şey cansız değil, unuttum. Hayalim de öyle. Hayalim bak, akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebediye. Demek ki hayal canlıdır, şuurludur, ruhludur. Ne istiyor hayal? Ne istiyor? Fani istemiyor. Saadet ebedi istiyor. Demek ki ne istediğini biliyor, şuurludur. Beni istiyor abi. Şuuru gördün mü Osman? Hariçi. Evet. Hariç. Şuur hep hariç. Ne istiyor? Saadet ebedi. Şuur. Şuursuz adam ya bunu nasıl istemez? Diyoruz ya. Şey bu emri nispi, emri itibari hisse bakıyor desek, vahidi kıyasıyla şuura bakıyor desek olur mu? Yani o his ve şuur tanımlamasına göre. Yok. Emri nispi his olsa evli itibari şuura benziyor. Öyle mi? Biraz ona benziyor. Şey de vahid-i kıyasa da akla benziyor. Zaten akıl ikisinin cemi. Çünkü emri nispi dışarıya bakan yönümüz, dışarıdan gelen, içeridekini dışarıya taşımayı da şuur. Evet, akıl oluyor. Zaten doğrusu da o. Yani mal oluyor. Ama içeride ne olur? İçeride her şey canlıdır, ruhludur, şuurludur. Hiçbir şey şuursuz, cansız değil içeride. Her şey. Böyle nerenin üzerine oturuyorsun bak hele Ali. Harabat ehlini hor görme sakın. Bina biraz dökülmüş, çatı kar falan kırmış, dökmüş. İçine oklar büyüyor. Ama o hazinelere malik viraneler var. Öyle bir de, şey, temelinde para konulmuş öyle hazineler var ki eğer o dışarıya çıkartılsa o harabat gözüken binanın 100 katını yapar. Harabat eğilini hor görme sakın. Defineye malik virane. Hazinelere malik viraneler var. Virane insanlar. Boş bina. Ama hazine var içinde. Çıkartırsan manası var, çıkartmazsan gitti. Gitti. Öyle kar çatıyı çökertir. Çöker bina, tahta binaydı. İçinde dikenler büyür, ağaç büyür. Hele bir de inci büyüdü mü, evinin ocağında inci büyüdü mü, bitti demek. Yani çoluk çocukla nesil kesilmesi demek. Ep der. Derler ya, senin bizim Anadolu'da, Karadeniz'de de Anadolu'da, beton, ocağına inci büyüsün. Yani neslinden kesilesin. Neslin kalmasın. Onun için çok garipsarlar. Bir evin metruk terk edilmiş evde şu bu çıkar ama incir çıktı mı? Peki incir nedir? Sekizinci sözde
her şeyin cemiyeti. Aynı zamanda menfi noktasında her şey yok oldu. İncir. Ezelden gelip öbede gidemiyorsun ya. Evet. İnce Mesnevi Nuriye 117. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal. Bak bak nereye taşındı? Kalbin hadim. Hayal kalbin hadimiymiş. Hayal de kullanıyor. Hadim, hizmetçisi. Şunu yap, bunu yapma. Yani mesela kalp yoruldu değil mi? Dinle, gezmek için, rahatlamak için neyi kullanıyor? Hayal. Boş kelam yani. Şöyle buraya biniyoruz. Hatta bunu bilmeyen gafil insanlar veya biz böyle biniyoruz, videolara muhatap oluyoruz. Diyoruz ki hayal biniyoruz. Hayal ediyoruz ki sıkıntı sefaate malim ya. Hayale müracaat ediyoruz. Film mi seyretme arzusu ne demek biliyor musun? Yorulan dimağımı veya yorulan kalbimi veya yorulan ruhumu iyi dinleyin. Ya filmi açayım. Demek yorulan dimağımı, yorulan kalbimi hayale bindirip hayal ediyoruz ki bizi gezdir. Arabaya gezdir. O da diyor ki en yakın, şimdi dışarıya şöyle çıkıp dedin, al sana bununla gezdireyim. O bu sitelere falan her sokan hayaldir. Hatta kendi hayalimiz değil, başkasının hayaline binip geziyoruz. Evet. Onun kuruluşuna biniyoruz. Yani kendimiz hayal de artık yoruluyoruz. Yok, şöyle bir şey. Mesela birisi film yapmış mı? Bak film yapmış. Yaşamış değil mi? Yaşadığı bir şey. Biz onun filmini seyrederek hayatımızı hayatına kopyala yapıştır, üzerine geç. Mesela diyor ki bilgisayar, efendim diyor, kopyala yapıştıracağım film diyor, bilgisayarın masa üstünde aynısı var. Ne yapayım diyor, üstüne yazayım mı diyor? Yaz diyor. Yazdığın zaman ne yapar? Mesela diyelim şöyle. Erdinç'in bir film var 10 dakika. Masamın üstünde. Tamam. Erdinç yazıyor. Benim bir film var. 20 dakika. Hasan yazıyor. İkisi masa üstünde bulunur mu beraber? Farklı farklı. Bulunur. Peki Erdinç, ben şimdi hafızadan 20 dakikalık dersim Hasan iken Erdinç yazsam, buraya bağlasam, bilgisayara kopyala desem, bilgisayar bana ne der? Aynısı var, üzerine yazayım. Yaz desem ne yapar? Erdinç'in üzerine Hasan olur, iki tane kişilik var ama tek isim. En son ki Hasan gözükür, sen yok oldun mu? Hayır. Kapatıldı. İşte birisi sefil veya ilim yaşıyor, ömür veriyor. Biz YouTube'lar girerek hayatımızı onun hayatının içine sokup onun yaşadığını yaşamak demek, filmini seyretmek demek olduğunda yaşamıyorsun, o an ölüdür. Çünkü onun üstüne atıyorsun 10 dakikayı. Ay, anlıyor musun? Sen yaşamıyorsun. O dakikayı kesiyorsun, atıyorsun, ona veriyorsun. O film nedir? Depodur. Nice ölü ruhlar var orada. Onun necasetini de kendine yapıştırıyorsun. Yapıştırıyoruz. Nice o videoda ölü ruhlar var. Bir baksan ölü ruhlar. Ölü duygular. O YouTube'daki videoda bakın içine. Biraz önce anlattım. Erdinç isminde bir video vardı. Hasan ismindeki video vardı ayrı. Ama Hasan'ı Erdinç yaptım, kopyala dedim. Bilgisayar sordu, aynı dosya var diyor. Üstüne yazayım mı? Yaz. Peki yazdı, açınca Hasan gözüküyor. Ama hakikatte Erdinç de var. 100 tane böyle yapsak, Ali seninkini de getir. Doktor getir. Getir. Hepsi bir gün. Ama en son duruyor. En son kim seyrettiyse var. Orada 1001 tane enkaz var. Bu binada ilk kim oturdu? Burada temessülatlar var. Ben bunu hapishanede gördüm. Feryatları mı işitmek dersin, gitti komşu, ağlamak mı dersin, duygusallık mı dersin, niçin çok duygular oluyor? Çünkü orada yatan kişi elbise bırakmış. Hepsi de yoğun yani. Hepsi de yoğun. Yetmiyormuş, 20 bin insanın sirayeti var. Şimdi orayı temizleyeceksin. Bir de koğuşuna paratoner yapacaksın, hariçte bir şey gelmesin. Bu özel donanımın olacak. Bunu peki ne yapıyorum? Niye söylüyorum size? Abi sen eliniz,
kirada yeni mi geldiniz? Sizden önce kim oturdu? Kavga olmasının bir sebebi evinizde bazen timsaller kaldı. Onun temizliği. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Biz tasavvura zaman mı demiştik abi? Tasavvur, tahayyüle mekan. Mekan demiştik değil mi? Bakın abi ikisinin içinde olan hayalde ne zaman var ne mekan var. Onların içine tesiri yok abi, dışına tesiri var. Hayalat zamanın ve mekanın tesirinde. Hayal o tesirin dışında olduğu için serbest, her yere gidebiliyor. Hayalat zaman ve mekanın sınırlarıyla daraldığı için, kapatıldığından dolayı sadece olduğu yerde kendi kendine yazıyor. Aynı şeyin üzerine yazıyor abi. Evet, düşünülmesi gerekiyor. Abi çok özür dilerim, şurayı bir okuyayım. Belki bu o manayı çıkartıyor gibi yani. Arkadaş, tül-i zaman ve bat-i mekanın muhakemat akliyede tesiri çoktur. Mahaza... Yani aklı, mekanın kalkması veya mekanın sonsuz yakını... Evet. Leysel haberu kel ayar düsturuna itibaren şu zaman ve muhitin hayalatından çıkarak zaman ve muhitin hayalatından çıkarak tayyi zaman ve mekan ile hayalen cezüretül araba gidelim. Hayalat götürmüyor abi. Çünkü zaman ve mekan kardeşim hayal bizimle alakası yok. Hayalin bizimle alakası yok abi. Hayal nedir? Alem-i misali mevcudata girdiği libastır. Onun bizdeki ismi fail yani eylemdeki durumu tahayyül. Çok güzel. Abi şunun devamını bir yapabilir miyim? Çok özür dilerim. Şimdi tamam hayalen cezüretli araba gidelim. Niye? Ne oldu? Gittik de ne oldu? Nasıl? Cezüretli araba neresi? Cezüretli araba gidelim ve Medine-i Münevvere'de nurani ve yüksek minber-i saadetine çıkmış nevi beşere hitaben. Abi oradaki 3-5 tane sahabeye değil. Yani o zaman yani bu Cezüretü Arap Allah Allah. Yani oradaki 3-5 tane sahabeye değil. Bakın nevi beşere. Yani onun hitap ettiği noktada bir umuma hitap ediyor. Siz de o umumun içine hayalle giriyorsunuz. Ben de buradayım diyorsunuz. Bağ kuruyorsunuz. Hayat nasıl ki her şeyi dağla aslında tahayyül ve tasavvur, mekan ve zamanı kaldırarak ben niye o zaman gelmedim, keşkeleri bu tür temennileri aktif ediyor, o yapıyor seni. Orada yapıyor, o yapıyor. Ahali iki gruba ayrılıyor. Yani tahayyül ve tasavvur, aslında hiçbir adaletsizlik yok. O zamandakiler, bu zamana, bu zamandaki o zaman, herkes, her şey, her yerde. Evet. Böyle bir sistem var. Mesela, Allah nasıl evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Bizde aktif olsa ne olur? İşte bu. Bizde aktif olsa ne olur? Evvel, ahir, zahir ve batın ne olur? Eğer biz kalbin ve ruhun derece hayatına geçersek her şeyin evveliyiz, ahiriyiz, zahiriyiz ve batınız. Suret hep bizi aldatıyor. Ben bunu kendim sandığımdan şükürlüyorum. Halbuki bu Esma'nın şeyi değil mi? Güneş burada böyle. Cilve Cemal Bakış'ın sanatıdır. Bir ara verelim mi abi? Verelim mi? Evet. Peki. Vâhırda vâhum. Elhamdülillâh Rabbil âlemîn. Güzel bir yeri getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Ve salâtu ve selâmü alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sâbî ecmaîn. Alâ Resûlina Muhammedin selâvât. Bu dersimizin ikinci bölümü. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi misiniz? Çok iyi. Aletimiz iyi değil mi? Çok iyi. Aa, çok. İnce Mesnevi Nuriye 124. İşte garip bir yer. Cam, su, hava, alem-i misal, ruh, akıl, hayal, zaman gibi. Tecelli timsal akislere mahal ve mazar olan çok şeyler vardır. Hayatta kelamı da koysak yakışır ya. Ne koysak? Hayatta kelam. Seni zaten mezar taşına yazacağız kelam diye. bak, demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane.
gibi tecelli timsah, akislere mahal ve mazar olan çok şeyler vardır. Bunlar ayna, asıllarını gösteriyorlar. Hayal de aynaymış. Bu kadar mı? Hayalinin peşinde konuştuğumuz için şey yapmıyoruz, dokunmuyoruz. Bir de fazla üzerine yoğunlaşmıyoruz. Sıra giderken birkaç tane sırayı bozuyor. Sebebi Mesnevi Nuriye ve İşah atacağız, beşeri tercümedir. Ruh da aynı abi. He? Ruh da aynı. Öyle mi? He, bu başka şey söyledi, bambaşka. Evet, ben ona geçiyorum. Evet, doğru. Biz geçemedik. Ben. Başka bir şey diyordum. Evet, yani Mesnevi Nuriye ile beşeri tercümedir. Tercüme ettiği için Arapçada, ya bu sıra niye bozuldu? Abinin şeyidir. Ama bunun sözlerde, 29 sözde daha şey yapıyor. Şimdi burada ben onun niye için aldım bunu? Hayal aynı olduğunu. Abi onun için ben parantez Mesnevi Nuriye'nin Arapçasını buldum. Arapça şeyin bu tarz durumlarda orijinaline bakmak için. Ha, baktın mı peki? Birkaç tane kafama takılan yerler. Bir not alsana bunu, baksana bu sıralamayı. Mesela şeye baktım. Şey mevzusu vardı yani bizim mümteni izada. Şeydekiyle alakası yok. Yani Arapça ifade öyle değil yani. Alakası yok demeyeyim de öyle değil mi? Evet. Yani Arapça şeyi anlayabiliyoruz yani. Tabii. Külliyatın ruhu olduğu için. Yani onu buldum, hatta sana atacaktım Mehmet abi. En son seninle konuşmuştuk. Ne diyor? Yani Batılı Mesnevi'deki ona daha yakın yani ifade. Onu ifade etmeye çalışmış ama hani vacip mümkün mümtenidir diyor ya, öyle demiyor Arapçasında. Daha başka bir ifade şekli var mesela. Yani niye biz kritik, çünkü bazı yerde o bizim için şu demediği veya bu demediği çok önemli. Evet. Yani hatta için kırgan, bunu bilmesen işaret edeceğiz daha Mesnevi Nuriye, bu sefer araştırmaların duman olur. Şeyde o işaret edeceğizdaydı değil mi o? İşaret edeceğizin zaten Arapçası var. Mesnevi'nin bulamıyordum. Sonra bir kitapçıda buldum Mesnevi Nuriye'nin Arapçasını. Dedim bu orijinal Arapça falan. Sonra Mehmet dedi. Yani suyunun ters Arapçaya tercüme edilmesin sonra. Evet. Yok dedi, bu orijinal hali. Peki. Buraya bakayım ben inşallah. Tamam. İnce Mesnevi Nuriye 177. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. Burayı geçeceğiz mi hemen buraya? Yani hayal aslını göstermesi nasıl? Abi iki tane okuyalım, öz olsun yani. Acelemiz yok. Yok şeydir, ben burayı isim şey için aldım. O zaman, şimdi de düşük konuşulur yani, o zamana bağlı değiliz ki. Hayalin, canın, suyun, havanın, alemi misalin, ruhun, aklın, hayalin, zamanın aynı oldu. Tecelli timsal. Tecelli timsal tecelli, akislerini mağarmış ya. Mağar olan. Ya bunların hepsi ayrı bir boyut değil mi abi? Evet, boyut da şöyle bir şey oluyor. Mesela fark şu. Şunu alayım. Şöyle yapayım. Ayna. Lavabodaki ayna. Çekilsem kaybolur. Bu aynalar da öyle değil. Su da dahil. Kim gözüktüyse, kaybolsa bile o var orada. Ama buradaki sıralama çok önemli abi ya. Onu o şekil, çünkü kesikten en latife doğru sıralamak lazım. İşte o ne kadar şey yapacağız. Evet abi. Evet abi. Yani ayna çok garip yani. Aynadan gözüken bir şey var mı? Gözüktün mü aynada? Ha. Önündeki kaybolsa bile o artık ezeli ve ebedi aynada duruyor. O çok önemli. Mesela bak bu da lavaboya geçtin abi. Fotoğraf gibi aslında. Evet. Lavaboya. Fotoğraf aynası. Peki çekilsen aynada gözükür müsün? Fotoğraf. Akıl aynasında, ruh aynasında, hayat aynasında gözüken ki o eşya yok olsa bile, kaybolsa bile o bitti orada. Telefon gibi işte. Kamera kaydı gibi işte. Yani orada orada kalmasının şeyi ne? Yani onu mu yapılandırıyor mu? Yani aynen yapılandırıyor. Tabii değiştiriyor bunu. Değiştir bak. Üç tane şey yapıyor. Ya tılsıma dön. Tılsım o. Tılsım bu. Veya sır. Tılsım neydi? Aldığı bir şeyi dönüştürerek dönüşüyor. Dönüştürerek dönüşüyor. Evet. Mesela
Arap musahhar bir at, şey aslan musahhar bir at olur. Sekizinci söz. Hı hı. Daracı salıncak. Değişmedi yani gene o oldu. Dönüş o, hayır değişti. Şey, tılsım o gidip de başka bir şey gelmedi. Geldi yani. Dönüşüyor yani. Hayır da. Aslan gidip de at gelmedi. Aslan at dönüştü. Ha evet. At gelmedi. At gelmedi. Doğru. Aslan at oldu. Sır ise çok garip. Bütün zıtları cem etmiş. Birisi birisine dönüşmüyor, değiştirmiyor ama hepsini bulundurabiliyor aynı mekanda. Arkasına geçiyorsun, hepsini birden görebiliyor. Evet, görebiliyor. Yani sırın şu, sır şudur ama sır sahibi de odur. Zıtları cem etmiş, birbirine dönüşüm yok, değişim yok. Zıtları beraber bulundurabiliyor sır. Tılsım ise, sekizinci söz ya, kuyunun üstünde bir aslan vardı. Ata inkılap etti. At gelmedi. Ata dönüştü. Bunu yapan kim? Tılsım. O tılsım, tılsım ile diyor, incir ağacına meyveleri taktı diyor. Bir tılsım ile meyveleri ağaca, farklı meyve değil mi? Cevizi takmış, darı takmış, incir ağacına. Nasıl taktı o farklı meyveleri, o ağacı onun değil? Yani inciri değiştiriyor mu? Bak çok önemli ya. Bak, aslan at oluyor. A şıkkı, B şıkkı. İncire narı takıyor. İncir ağacı, incir ağacı. Aşılanmış. Tılsım iki şey yapıyor. Bakın onu anladım. Tamam. Bir, iki şey yapıyor. Birinciyi anladınız ama ikinciyi kaçırdınız. Birincisi aslanı ata dönüşüyor. Tamam abi. Bu inkılap mı dönüştü mü? Tamam. Bu tılsım abi, bu tılsım. Evet, tamam. Sonra iki. İkincisi var. Birinci ağacı mı? İncir ağacı. Her çeşit enva nimet var mı orada? Var. İncir ağacına verdi demiyor. Tılsım ile ceviz takılmış. Ama ağaç incir. Bakıyorsun ceviz. Ama ağaç. Bu mesela incir ağacına karpuzu takmak. Baktığın zaman karpuz. Ama incir ağacı. İncir ağacı. Bunu diyor ki usta, bu diyor karpuzu incir ağacına takıp incir ağacını dönüştürmüyor. Ben buna karpuz taktım. Bu incir ağacı da karpuz ağacı olsun, ceviz ağacı olsun demiyor. Tılsımın özelliği şu, dönüştürüyor. Dönüştürerek değiştiriyor. Aslan. Neticeydi. Aslan ata oluyor. İkinci bir şıkkı var. Dönüştürmüyor, değiştiriyor. He, dünyayı ahirete, ahireti dünyayı. Dönüştürmüyor, değiştiriyor. Mesela incir ağacı... Ha, değiştirme oluyor, tamam. Dönüştürme. Alıyor şeyi, inciri, cevizi takıyor. Bunu kim yapıyor? Bu iki sıfatı? Tılsım. Sır ise ikisi, iki farklı ve nihayetsiz zıtları aynı yerde barındırabiliyor, birbirlerini yok etmiyor, kapmıyorlar, birbirlerini yemiyorlar. Bulundurabiliyorlar. Abi, karpuzun zatında baktığınız zaman tılsım, ağacın zatında baktığınız zaman sır oluyor abi. Aslan abi, benim ne işime yarayacak? Şimdi bunları biz bildik de, bize bu normal real şeyden, yani ben tılsımla şimdi burayı ahirete çevirdim. Tılsım oldu. İkinci anlattığınız şey. Adam felsefeci sormuştu. Sizin için nurcu diyorlar diyor. Doğru mudur? Doğrudur diyorum. Hemen Risale'de en küçük efradındanım. Eğer itirazı yapmadım. Evet doğrudur dedim. Bu koca cenaze evinde sordu bunu. Peki nurculuk sana ne kattı dedi. Ne verdi ki nurcusun dedi. Ha dedi, devam etti. Nurcu musun hala dedi. Evet dedi. Herhalde bu güzel bir cevap olur. Ben dedim Risale-i okumadan önce üç tane örnek verdim. Ağaç, kuş, deniz. Ben dedim nurcu olmadan önce deniz denizdi. Ağaç ağaçtı, kuş kuştu. Sonra ben Risale-i okumaya başladım. Baktım ki deniz deniz değil. Ağaç ağaç değil, kuş kuş değil. Sonra dedim nurculukta devam ettim. Baktım ki dedim ağaç ağaçmış, deniz deniz, kuş kuşmuş ya. Ne değişti dedi, başın sonuna, sonu aynı başa geldin dedi. Evet onlar değişmedi. Ben değiştim ve dönüştüm.
İlk önce tılsım oldu, tılsıma mazhar oldu. Sonra da sırra geçmişsin. Bu tılsımın ikisi bence bu. Hı-hı. Yok, sır en son iki sır oldu. İlk önce tılsımı keşfetti. Kur'an tılsımıyla her şeyin farklı olduğunu gördü. Sonra sırra mazhar oldu, hiçbir şey değilmiş, aynıymış. Aynıymış. Yani Risale-i Nur, ilk önce tılsımla sıra dönüşüyorsun. Sonra sıra kadem basıyorsun, çekip gidiyorsun. Abi bir sual de benden. Şimdi az önce kitabı aldınız ya abi. Bir alın Allah aşkına abi. O ayna. Ayna değil mi abi? He, ayna. Şimdi siz hakikatsiniz, orada da yansımanız var değil mi aynada abi? Var. Suret değil mi abi o? Suret. Tamam. Şimdi ayna olduğu gibi kalsın, siz çekilin abi. Çekildiğiniz zaman, çekildiniz abi. Orada sizin suretiniz hala var mı abi? Bizim baba aynada yok ama insan sisteminin aynası böyle, var. Tamam, tamam, var değil mi abi? Var. Siz çekildiğiniz halde orada var olmaya devam eden de suret. Evet, doğru. O da suret değil mi abi? Evet. Ha, neydiyse o. Neydiyse. Ama işte farkını oraya geçirdik de, Arun dedi ki, Nezon, şimdi ben bu aynada suretim gözüktü, orada mı kalıyor? Şimdi bu ayna, ayna şuurluyuz. Bu lavabatik ayna cansız ruhlu. Evet. Buradaki ayna kim bu diyecek? Bana timsali suretini atan kimdir? Benim şeceleme, genetiğime gidiyor. Bu durmuyor bu atam. Şuurlu olduğu için. Bunu tanımak istiyor, tanımlamak istiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hasan abi, şimdi bir şey daha soracağım. Evet. Tılsımın iki tane özelliği, bir değiştiriyor, dönüştürüyor, inkılap yapıyor. Bir de hepsi dururken yapıyor tılsımı. Biz biliyoruz tılsımı... Değiştiriyor, dönüştürmüyor. Hepsi evet. Dururken o sır. Tılsımın iki şeyini anlatmayın. Tamam. Bir de diyor ki şimdi tılsımı Allah'a iman ve ahirete iman. Bu noktada nasıl bakacağız bu olaya? Evet, çok güzel. Mesela şimdi nokta yedinci söz. Hı-hı. Şimdi nokta istinat, nokta istimdar. Öyle diyor tılsım. Şimdi... insanın ilk önce şey kolay, ahirete iman. İnsanın fıtratı bir şey istiyor. Beka istiyor. Bekayı istemesi, yani adeta bir adres istiyor, adres bir şey gönderecek. İnsanın fıtratını memnun ediyor. Bozmuyor. Anladın mı? Yani insan beka ebed istiyor, ahiret yani imdat diye nok. İmdat diye bağırıyor. Beka yok mu? Yani kaybolmayan bir ayna mı istiyor? Evet. Yani insan bu sefer zaten insan Allah'a ayna ya. Bu ahiret insana ne katıyor? Yani fıtratımıza, istidadımıza neşinlema veriyor. Yani doyuruyor. Beka istiyoruz. Burada bir, bizdeki yönümüz şaşırmış. Buraya saplanmış. Bekayı fani. Onun için ölüm korkusu oluyor. Burada değiştirmeden dönüştürüyor. Dünyaya haletini tılsın. Ama bu arada da zıtları da barındırıyorum. Yani baki isterim var. Baki arzularım var. Tatmin olmuşum. Ama maddeden de tatmin olmaya çalışıyorum. Bu iki zıttı barındırıyorum. Tamam. Bu cihetliğiyle de sır oluyorsun. Mesela Allah tarafı sırrımız, Allah tarafı sır, zıtları barındırmış. Ahiret ise tılsımdır. Niye? Her şey bir tamamıya diyor, bekaya dönüşüyor. Ama tılsıma diyor ahirete ve Allah'a iman diye, sıra demiyor. Evet, işte bu tılsımın iki tılsımı diyor. Orada Allah'a iman, ahirete iman. Çünkü tılsımın iki sırrı var. Ama ikincisi sanki sırrı da gösteriyor. Mesela atın aslanın ata inkılap etmesi tılsım. Ama tılsımın bir de ikinci bir sıfatı vardı. Sıra benziyor. Sırrın sureti orada tılsımda gösteriyor. Gibi yani ama değil tabii. Tılsım, ben biraz baktım o tılsım işte Allah'a iman, ahirete iman. Altına gittiğin zaman şimdi ahiretsiz Allah, ahiretsiz iman falan. Olmuyor. Orada bir tılsım ile bir tanesini dönüştürüyor, ötekisi değiştirmeden dönüştürüyor. Sır daha bunların arkasında ya, tılsımdan da çok arkaya. Çünkü niye? İkisini de tutuyor, bu çok zor. Yani iki zıt, mesela artı 10, daha iyi anlamak için, artı 10 santigrat derecede burada sıcaklık olsun.
aynı anda, aynı yerde birbirini sıfırlamadan eksi 10 santigrat derece olsun. Bir düşünün hele, ne olur? Olur mu böyle bir şey? Kime acı? Öyle zaten şu anda abi. Olmasa, olmasa sonsuzluk mu? Ne diyor ya, ne diyor şey, Mehmet kardeş bu lafın? Öyle zaten diyor. Şu anda eksi 10 derece midir? Burada. Artı 10 derece ise? İçinde eksi 10 da var abi. Ha, da var. Ama sır öyle değil. Sır bizatihi artı 10 derece ile eksi 10 derece aynı yerdeler. Birbirini bunu rencide etmiyor, kaldırmıyor. Aynı şekilde. Mesela şeye benzetebilir miyiz? Odunun içinde duman da var, nur da var. Evet. Kokunun içindeki tatmaklar olur mu? Mesela başka bir tane söyleyeyim, biraz daha ağır olacak mı bilmiyorum. Rum kokusu olur mu? Olur. Nasıl? Mesela kelam, ben yine kelama gidiyorum, böyle buram buram kokuyor mesela. Kelam için kokuyor diyor. Bak, vefa, vefa, ruhlar arasındaki münasebetin, köprünün adı ya, vefa neymiş biliyor musun? Ruhumdan ruhuna, iletişim, münasebet kurduktan sonra ruhunun, senin ruhunun, ruhundaki sesi, sureti, kokusudur. Allah. Onları birisine gönderiyoruz ama yazın kartpost yani veciz cümle diye. Bu kadar gönderdik yüzlerce, bir pek haklı görmüyorum ama yani birisine başkasına göndermemiz lazım herhalde. Kayboluyor. Orada vefa var, vefa tanımlaması. Vefa noktalı bir gün. Ruhlar arasındaki münasebetlerinden ortaya çıkan ruhumun, senin ruhuna, bak vefa yapıyor mu ya sana? Ruhumun karşındaki ruhuna nedir? Suretidir, sesidir, yastan kokusudur. Buram buram vefa kokar o adam. Mesela buna benzetmek için mesela şey bilin diye, yani o nedir? 3,5 yaşına kadar pek çocuk fazla yakın sevilmez. Birincisi, çocuğun, o normal, bir şey anlatacağım. Çocuğun ensesinden annesi cennetin kokusunu alır. Ama 3,5 yaşına kadar bir çocuğun kokusu annesinin kokusudur. Onun için pek de doğru değildir. Nasıl olur? Kadının kalktığı hemen yere oturmayın, zira timsali vardır. Nasıl olur? Olur da olur. Saydık mı daha kötü olur. Yani bir şeyde her şey, her şeyde bir şey vardır. Hadiseler onları aktif ediyor, o kadar. Orada vardı zaten. Oku. Sen oturduğun yerde kadın kokusu da şey vardı. Nasıl var ya kimse oturmamış? Öyle işte yerde. Bir şeyde her şey, her şeyde bir şey var. Hasan abi. Ama şey yapmayalım. Yok, hiç uzatmıyorum abi. Şunu söylemek istiyorum sadece. Bakın. Şimdi ya ince bir nokta var abi burada. Biz sanki bunu kaçırıyoruz. Veyahut da ben zannımda öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Şimdi Harun'un aklına takılan şu ki abi. Diyor ki Allah'a iman farklı bir şey. Ahirete iman farklı bir şey. İkisi bir arada nasıl tılsım oluyor? Normalde bir tane olması lazım gibi diyor. Şimdi Allah'a iman bir kutup, ahirete iman bir kutup. Buradaki tılsım olan arada her ikisine tabi olan. Abi tılsım olan aslında beni çözüyorum burada. Yani Allah'a imanı, ahirete imanı çözmüyorum. Her ikisine tabi olarak kendimi çözüyorum. Ben değişip dönüşüyorum. Tılsım bu. Ama Allah'a iman, ahirete imanın her birisinin ayrı bir unsur olarak var olması bu sır. Doğru. Bu işte. Doğru. Ben öyle diyorum, demiyordum da iyi demişim diyor. İyi demişsin. Zaten perde hep kullanırlar. Derler ki, diyorlar ki, sorarlar ki, bunu perde kullanmam. Şimdi geçelim İnce Mesnevi 177. Başında, yani şey, aynada gözükeni kalıyor ya, bu aynada soruyor da bu kimdir diye. Ama lavaboda kendine sormuyor. Çünkü canlı değil. Ama hayal, tasavvur, akıl, hepsi aynadır. Hayat, ayna. Mesela niye görmüyoruz diyorlar ya Allah'ın. En çok kullandığımız zamandır.
bir Allah kulu çıkıp da yani falan zamanda geleceğim, falan zamanda şey var. Ya zaman niye gözükmüyor diye niye sormuyor ya? Hepimiz gene kullandığımız hayat. Hayatın tipi yok, yaşı yok. Hayatın yaşı yok. Yani tesiri bedende var da. Tipi yok, yaşı yok, tutunu yok. Yok kendisi ama canlıyım diyor. Bir tanesi çıkıp da hayat niye gözükmüyor diye sormuyor. Hayatın sahibini soruyor. Vallahi hayat gözükmüyor derseler vallahi güzel bir yalan söylerler. Gördüler. Zaten. Gördüm. Normaldir, Bakırköy'de oturuyor. Ya bir gün beni aradı abi. Ya diyor, gafur diyor, bu ne oldu abi diyor. Ne oldu Harun'um? Sanki Türkiye'de şey, Libya'da bir şey oldu falan diye. Hayır ben de bildiğim ne oldu? Abi diyor, bu ağaç konuşuyor diyor ya. Kediye baktım diyor, dalla oyun oynuyor diyor, diyalog kuruyor diyor. Ya Harun git gel, dolaşıyor. Ama kopmuş, şahit olmuş yani abi ya. Abi 25. sureti işitirsen diyor, onun zikirlerini başlar, zihninde canlanır diyor. Yani onu söylüyor. Ayet bana dedi ki diyor, teşbih sanıyoruz. Cansız. He? İkinci, dördüncü şu anda. Ayet bana dedi ki, ayet ihtar etti ki, ayet gösterdi ki, teşbih kalıbına sarmalar dikti. Ayetin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ayetin dadama yetişti. 177. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. Hayal baştaymış. İnce Mesnevi'nin ünlüğe 196. Hayal unun ile fasık olur. Hayalinde günah var. Belki hesap sorulmayacak. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şeyi var. Hayalimiz fasık olur ama oradaki pisliklerden sorulmayacak ama ihtiyarsız olanlardan ama hayla kabiliyetine zarar veriyor. Şu zarar var. Mesela kamyon 10 ton götürecekti. Öyle bir şey yaptın ki kasayı 5 ton alacak kadar yaptın. 10 ton çekecek kapasiteli kamyona 5 ton kasayı. Yani hayali çalıştırsak şu şeylere vesile olacaktı. Fasık yaparsak yapması gerekenleri yapamaması ceza değil midir? Evet, ceza değil mi? Fasık açıktan günah işleyen kişiye denir, değil mi? Yok, fark etmiyor. O açıktan günah isteyene fasık mütecahir denir. Bizim hayal mütecahir. Gizli işliyoruz biz. Ama o da ruhlu canlı, onu da namaz kılmak lazım, onu da adam etmek lazım. Mesela çok tuhaftır, hani böyle ayna dedim ama girmedim orada, biraz yutkundum. Şimdi böyle aynaya baktığı zaman çekilince kaybolmuyor ya, burada duruyor. Hı. Mesela buraya düşen hepsi canlıdırsa, hayal ettiğimiz suretler hayalimizde canlanıyor biliyor musunuz? Gerisi size ait. Hasan abi. Orada hepsi bulunuyor çıplaklığıyla beraber. Üstadın bizi hayalen götürdüğü yer zaten orası değil mi? Evet, buralar. Ne yapacaklar abi? Mesela bir duada, bağlıda yanması lazım. Hafız Ali burada mı dedim diyor. Yok diyor, sesini duydum diyor. Hayalen bir cehenneme demek lazım. Bir baktım diyor, hayalen sizinle diyor sohbet etmek istediğim zaman diyor, dağcılar da yok diyor. Hayalen getirir sizi de biraz fiyat ederim diyor. Hayalen mezara gittim diyor, nüker mekir diyor, iki tane arkadaş diyor. Yani garip bir dünya ya. Hasan abi, hayal namaza dursa diye düşünüyordum. Ne yapması lazım? Kıyamda Kur'an okuması lazım. Biz işte canlandığı zaman o salatın şeyine geçiyor hayal. O tesbihatlarını okur diyor ya, salatta direkt şeyi okuyor yani, Kur'an'ı okuyor. Kardeşim hayal neydi? Alem-i misalin, alem-i şehadete girdiği elbise mi? Evet. Sen tahayyülle hayale gir, neredesin ki? Neredesin şimdi? Çıktın alem şahadetin. Alem şahadetin çıktı ya. Üstlerindeki battaniye kalktı ya. Ama mesela bu kelam, bu ses. Adam yok mu içinde? Eğer biraz hassassak samimiyeti, ihlası anlaşılır. Vezne memuru mu, hakikat dellallı mı belli oluyor sesinden. Ehlalar.
vezne memuruysa para için okuyor. Hakikat delalıysa Allah için okuyor. Ama kulak kulak olmaz tabii. Zındık da bundan elem alıyor. Peki, bakın arkadaşlar, hayal madem hayal değil, hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur, karşısındakini fark ederse, hayalimize getirdiğim şey her şey orada canlı değil mi? Ne olur? Ne zaman kaldı, ne mekan kaldı, ne orası, ne burası? İnce Mesnevi'nin 198. Buna da izah yok. Veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Mesela bunun şeyde var ya, lemaatta. Mesela bir dersten insan niye sıkılır? Yani adam derse geliyor. Derse rahatsız olur. Hatırladınız mı bunun cevabı nerede? Tabii çok çeşitli cevaplar var. Cenab-ı Hak çok çeşitli mükemmel yerler de bulmuştur ama hayalinde bir insan niçin dersten sıkılır? Yani bu derslerden insan sıkılır mı? İnsan sıkılmaz. He. Zikirden nefretken uzaklaştırır abi. İkinci lemon. Fakat ben başka bir yer okuyacağım zikiri. Bak zikirden nefretken uzaklaştırıyor bu. Başka bir yer okuyacağım da çok tuhafınıza gidecek. Diyor ki, iyi dinleyin ama 736. Çok eskide okurdu bize. Kamilin insanların zevk-i mahallesini hoştu deden bir halet, çocukça bir hevese, sefişçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen bir zevk-i sufli, yani bu bir şeyden beslenmiş bir insan, sefi, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş bir kişi, zevk ruhi bilmez. Ne der biliyor musun? Ne der biliyor musun? Şunlara bak. Zaman. Neler yokmuş? Zevk-i ruhi bilmez. Bilmez. Onun için sakın enfusu anlatmayın. Meşgul olmayın. Bir insan enfusta olduğuna delil nedir? Bak. Her insanın mertebesine bakabilen ama hiçbir mertebeye mahkum olmayan olayların arkasından geçip farkındalığın kendisine zenginlik kattığına inanan bir insandır ki enfusta uğraşanlar asla tenkitler şuna buna cevap vermez. Çünkü niye? Surette var tabii zıtlar. Şeytan, melek. Geç arkaya. Nur ve mudil esmas. Hala dışarıdaki tenkitleri aldırış ediyorsa enfuste değil o nispette. Takılmayacak. Niye? Affedersin. İnsan bak, kamilin insanların zevk-i mahallesini hoşnut eden bir halet. Ben mesela ikinci lemada dedi ya, zikirde nefret kenarını uzaklaştırıyorlar. Yani günah işleyince insan zikredemez. Yani namaz kılamaz. Oruç tutamaz, böyle derslerde tahammül edemez. Derslerde duramaz çünkü ruhu sıkılır. Kendisine bu şeyi aktarır, aktarma organları gibi. Aktarma organlarından en önemlisi de debriyajdır, arabada. Sonra diferansiyeldir, tamam mı? Şimdi bu, ben ona cevap vermek istemiyorum, günah, o suret. Ben biraz arkadan istiyorum, yani kamil insanların zevk-i mahallesini hoşnut eden bir halet. Ruhsal ha bu. Çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları bu dersler, sohbetler eğlendirmez. Bu hikmete binaen bir zevkli sufli, yani sufli zevkler ve sefi ve nefsani, şehvani, kaç etti? 1, 2, 3, 4. 4 tane zevkli sufli. Koy tencereye, sefi, koy tencereye. Nefsani, koy tencere, şeybani, koy tencere, karıştır. Bu dört taneden beslenmiş bir ruh, zevki ruhi bilmez. Ya, bu kadar olur. Bu kadar ciddi bir hakikati, bu kadar izah edilir. Eğlendiriyor diyor. Ha? Eğlendiriyor diyor. Eğlendiriyor, ha. Şimdi,
Bir daha okuyorum cümleyi bunu. Veya bozuk hayallerini tahammül edemez. İşaret edeceğiz 120. 20. Ha 120 diyorum. %100. Gözüm ne görüyor ben ne diyorum. %100. İşaret edeceğiz 20. Acaba ne var burada 120'de ya? Merak ettim ki. Niye bana böyle yaptın? 124'te var abi. Ha? 124'te var. Nasıl? 124'te var. Ha. Ağzı acı olan tatlısıya da acı der. Allah Allah. 120'de ne var? Allah Allah. Ağzı acı olan tatlı suya da acı der değil mi? Ne yapmış abi? Bak, şu kafası kesilmiş ilan var. Kafası kesilmiş ilan var. Okuduğumuz şey timsali. Allah Allah. Kafası kesilmiş ilan var. Ne yapıyor? Kafası kesilmiş ilan. Öyle diyoruz. İlan. Orada okurken 20 diyeceğim yerde 120. O olaydan sonra ben de merak ettim çünkü öyle tesadüf olmadığı için. 20, işaret edeceğiz 20. Yani niye herkesin, herkesin ağzından çıkan sizi göre tesadüf yoktur ki sen de bak işte. Bana ait değil bu sır ya. Hazreti İsa da yılanı ezmişti. Hazreti İsa da yılanı ezmişti. O da 12 havari. Yılanı? Yılanı ezmişti ya hani şeyden önce. Hazreti İsa aleyhisselam yılanı ezmişti diyor. Nasıl ezmiş? İşaret edeceğiz 20. Aksi takdirde daire esbaptayken tabiatıyla, vehmiyle 2-3 hayaliyle daire itikada bakar. Çok önemli bu. Bak bu ne kadar çok acayip bir şey. Nereden bakıyorsunuz? Onun için bak. Yani doğru yanlış oluyor, yanlış doğru oluyor biliyor musunuz? Baktığımız yere göre. Bak şimdi. Daire esbaptayken, perde daire esbapta, tabiatıyla 1, vehmiyle 2, hayaliyle 3, daire itikada bakan mutezile olur ki tesiri esbaba verir. Tersi olursa cebri olur. Müslüman mutezile nasıl oluyor? Veya çoğu insan mutezile olmuş fakat haberi yok, haberi yok bile ha. Çoğusu piyasadaki Müslüman mutezile'dir, isimsiz. Çünkü esbaba tesir veriyor. Genelde mutezile. Mutezile, şu piyasadaki insan, Müslümanlar çoğu mutezile. Çoğu, şey bir kısmı dengeyi tutturamayanlar da cebri olmuş. Hasreten tasavvufçular. Tasavvufçuların ekseriyeti mutlakası cebriyedir. Cemiyetteki Müslümanların şeyi ekserisi mutezile. Nurcular? Bizde de ya biz de ses karışık. Bazen vasatta. Çok az vasattayız. Ekseriye mutezileyiz. Bazen cebriyeyiz. Evet. Çok az bir kısım Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da ve cemaatinde de cari olduğu için avamın %80'i der ustad. Taklittir, %20'si havastır der. Nurcuların da %80'i avamdır, %20'si havastır. Aynı kanun. Çok azdır. Yani ya bir şahısla takılmıştır, hakkı hak olduğu için seven azdır. Kendisini kendisiyle inşa eden azdır. İlle başkasının eteğine tembel bir ruh var, okumuyoruz. Tarikatçılık, abicilik, şeyhçiliğin sebebi tembel ruhların özellikleridir. Ortak kavuşma kavşağıdır. Niye? Yapmadığı için yapana tabi olup her türlü naneyi yer, her türlü yaşar ama cennete de gitmek istediğinden dolayı ama hayatı buna uygun değildir. Şeyhin eteğini, abisinin bir himmetini bekler, zanneder, ahiretten çekip gider. Ama görürsün orada. Geçmiş peygamberlerin çektiği kadar çekmedikçe peygamberimiz. Yani eğer yapmadığınız halde yapmadığınız şeyi alıyorsanız emeğe saygısızlıktır. Ama bu değildir ki şefaat. O da liyakata göredir. O da yaptığınıza bağlıdır. Neyse. Daire esbaptayken yani tarla ekerken ne demek? Daire itikada bakacaksın. Yani her şeyi esbaplı
düşünmeye başlar. Tarla ekiyor ya. Sebepsiz icraatı halk edilmeleri icraatları anlamaz olur ve kabul edilmez hale gelir. Mesela hiç kimse ekmediği bir tarlada çıkmıyor. Ama biraz da böyle insaf yani. Ekiyoruz, çıkıyor. Biraz da çıkıyor, ektiğinde altta çıkıyor. Yani o zaman, yani ekmeden çıkmadığına göre ekmem lazım. İşte ondan o tezili oluyor. Ehl-i Sünnet ne diyor? Ha Cebriye, ondan sonra Ehl-i Sünnet'e geçeyim. Cebriye nasıl oluyor? Daire-i itikattayken Mutezile neredeydi abiler? Daire-i itikattadır. Cebriye daire-i itikattayken ruhuyla, imanıyla daire-i esbaba bakar, esbaba kıymet vermeyecek. Bir de okuyorum. Cebriye nasıl oldu? O da daire-i itikatta. Onun da itikadı var. Aynı yere koyuyoruz belki de. Daire-i itikattayken ruhuyla, imanıyla. Ondan sonra daire-i esbaba bakan, esbaba kıymet vermeyecek, Cebriye mezhebi gibi olur. Buradan bize bakan ders, bulunduğun yere, enleme göre davran, bulunduğun yere, aleme göre davran ve şeriat edile-i şeriye oraya hükmettiği gibi ol, oraya o meseleye nasıl hükmetmişse öyle ol ve yap. İtikadınla amelini birbirleriyle karıştırma. Fiiller kalpten çıkıyor. Niçin itikadınla amelini karıştırma? Şimdi onun ilmi yapısını söylüyor. Fiiller kalpten çıkar, itikad dimadan çıkar, fiilleri yapan da nefis ve bedendir. Onun için karıştırma. İşaret icraz 42. Ve o güzel vaziyeti ve onun tazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle. Burada hayal dersimizde ne alakası var? İtikattan hayale bakarsan böyle oluyor. Böyle de olabiliyor. Peki Ehl-i Sünnet nedir? İtikattan fiile daire esbaba, yani itikattan daire esbaba bakınca Cebriye ikisini mutesörü. Ehl-i Sünnet ne oluyor? Bazen de daire esbaptan itikada bakarak arkasına geçiyor. Yani şu. Kulazı bir Rabbi Nas. Hayatında bazı şeyleri, cemaatleri, kişileri, olayları yaptığını çıkar. Ancak böyle aynadar olursun Rabb'a. Kainattaki rububiyete. Bu terklerdir. Terk. Kulazı bir Rabbi Nas. Terklerin. Melik-i Nas. Ekle. Çünkü küçük o ilminle, iradenle, kudretinle, nasıl ben bu hadiseleri şey yapıyorum, odamı tanzim ediyorum. Yani demek ki hayatına bazı şeyleri ekle, bazı kişileri ekle. İlahi Nas, bu terklerle ve ekleyerek yapılandıktan sonra bunların da arkasına geç. İlah ne demek? İçinde esmalar var demektir. Ehad ne demektir? İlah olmayan. İçinde isimler yok. Zat var. Eğer ehadın içine esma koyarsanız ilah olur. Ehadlıktan çıkar. İçine esma koyamazsınız. Öyle ol. Mesela Kulezi bir Rabbi nasıl hayatında bazı şeyleri çıkarttı? Melik-i nasıl hayatında bazı şeyleri ekle? İlahi nasıl ikisinin arkasına geç. O zaman cinlerden bu sure tesir eder kurtulmanı. Yani beni cin hastası, ben sıkıntım var, benim felek nasıl okusun, kurtulacak. Einstein bir sözü var, hoşuma gider. Sebepleri değiştirmedikçe, aynı sebep yapıyor, farklı netice bekler diyor, ahmak. Ahmak nedir? Aynı şeyleri yapıp farklı netice beklemek. Mesela sen felek nasıl okudun, cinlerden şundan bunu kurtulmak. Peki hayatında bir değişiklik yaptın mı? Gelin YouTube'larda, internette berabersin, televizyonda berabersin. Namazını kılmasın, kılsan bile tam dengi dengine getiriyorsun. Tam çıkmak üzere akşam ikindi kılıyorsun. Tam çıkacak öğlen kılıyorsun, bilmem ne. Yani hayatında bir değişiklik olmayınca sure sana ne yapsın? Bu
Cebriye ile ilgili, Hazreti Musa ile ilgili bir şey anlatayım mı? Şems-i Tebrizi diyor ki, Allah'a diyor ki diyor, neşeli bir zamanında söz verdin de niye gelmedin diyor. Kime diyor? Allah'a diyor. Hazreti Musa diyor. Evet. Geldim ey Musa, geldim ama diyor sen bana iki testi su taşıtıp bir ekmek yedirmedin diyor. Cebriye bahsediyor, Şems-i Tebrizi bahsediyor. Ha Cebriye öyle diyor, evet. Yok Cebriye, Şems-i Tebrizi Cebriye bölümünde... Anladım onu mesela, bunu anlatmak için, ya ben gören, beni seven kulumun gözü, eli ayağı olurum. Ondan sonra Cebriye buna esas alarak, tövbe estağfurullah, hulur mezhebi de çıktı. Oysa, Allah gören gözü olurum demek, Ehl-i Sünnet ne demiş biliyor musun? Allah sevdiğini görür. Sevdiklerini, Allah neyi seviyorsa onu görmeye çalışır. Yüren ayağı olurum, Allah'ın gitmek istediği, benim gitmemi istediği yere gitmek demektir. O yüreğin ayağı olur. Tamam, şimdi işaret-i caz dedik, 42. Ve o güzel vaziyeti ve muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle. Ne? Haleti. Halet neydi? Ruhta değil miydi abiler? Ruh özelliği, halet. O güzel vaziyeti, vaziyet, eylem ve muntazam haleti hayale götürüp tasvir edecek şimdi. Yani ne yapacak? Hayale tasvir edecek ki ondan sonra ben sana anlatacağım. Şekillenecek. Haletleri hayale atıyor ve onları mekan ve şekle dönüştürüyor. Niçin haletler hayale atıyor? Çünkü zaman ve mekan libasını orada giymesi lazım. Tefsir yapacak. He? Tefsir yapıyor. Tasvir. Bak şimdi bir daha. Haletler ruhsaldır. Ruhtaki halet-i ruhiyeleri hayale atar. Serbest bölgenin için atar. Ona zaman ve mekan elbisesini giydirmek için. Yani hisleri, haletleri ve fikirleri hem mekana hem de şekle dönüştürüyor. Ondan sonra buradaki Selim... Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Az önce Harun şey yaptı ya, vaktidir vücutçularla alakalı şey yaptı ya Hasan abi. Evet, dinliyorum. Şimdi, abi hayal özünde ne oluyor? İmkanı zati oluyor değil mi abi? Evet. İmkanı zati oluyor. Yani biz onu oranın gözüyle görüp buranın lisanıyla konuşmamız gerekiyor abi. Güzel. Bunu yapan da akıl. Hasan abi yani bu ben yanlış anlaşılmasın ben hani mesela Muhittin Arabi'ye sanki aklını kullanamıyor manasında demiyorum ama oranın gözüyle görüp oranın lisanıyla konuşmak değil üstadın bizi hayalen cezir ödülü araba gidelim demesi. Hasan abi. Anladın değil mi demek istedim? Anladım. Şöyle bir şey de olur mu arkadaşlar? Kesiyoruz da bu geldik ya. Bu şurası var ya serbest bölge. Evet. Şurasıdır. Alın. Çünkü nefsin gözü buradadır biliyorsunuz. Burada. Burası serbesttir. Burası serbest değil. Herkese muhatap etmemiş. Kimse de görmüyor. Bak şimdi. Şöyle bir kafa olsa ne olur? Hepinizi hayal ettiriyorum. Ya bazen düşünmüyor musun şöyle olsa diye? Şu kafaya bir gözünüz mekanı görse, göz. Öteki gözünüz de düşünceleri görse. Bir anda. Sen ne düşündüğünü şu an görüyorsun. Düşündüğün şekilleniyor, şekillenen düşünüyorsun. Şekillenen düşünceye dönüşüyor aniden. Ne görüyorsun? Öyle olmuyor mu abi zaten? İkisini bir görüp zoraki dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama böyle otomatik olsa. Sen şimdi duyarken ihtiyarına mı duyuyorsun? O, yani mesela baktığın zaman görüyor. Sen onu yapınca ben duyuyorum otomatik. Öyle bir sistem çalışsa ki gördüğünü düşünceye, düşündüğünü şekle dönüştürse. Büyükler de böyle işte. Büyük zatlar ondan. Büyük. Onların tahayyülleri tasavvura, tasavvurları tahayyüle anında fıtri dönüşüyor. Bir gözleri mekana, bir gözleri düşünceye. Biraz da ilerisi var biliyor musun? Asr-ı Mücedditleri. Bunun arkasındaki vahyin meratiplerini aynı anda ağızlarından ilham-ı mazan olduklarını düşünceye ve şekle dönüştürüyor. Yediye de böyle.
Yedi yani, olur. Nedir o? İnsani berza. 121 işareti şey, şu anlarda vahiye muhatap olan kafa aninde bir gözle tasavvura, bir gözle tahayyüle dönüştürüyor. Mekanda ifade ediyorlar kitapta. Peki tersini düşün. Bak tersini yapıyorum şimdi. İlimi mezara bakıyor. Kadın tespih tanesi diziyor. Oysa kaç zamandan beri vefat etmiş. Vefat ettiğini bilmiyor. O anda ölüyor ama abdestli olduğu için namazdan tespih çekerken kadın kıyamete kadar tespih çekecek. Kıyamet kopunca aa ne çabuk koptum. Tespih de yapalım diyecek. Bunu dünya gözüyle görüyor mu? Görüyor. Ustad baktı görüyor. Ben niye göremiyorum? O da bakıyor. Görüyorum diyor. Ha, vahiye muhatap olan muhatap mertebesi vahiy burada muhatap olunca ayrışıyor. Hepsine hissesini verdikten sonra vahiy öyle bir makama çıkıyor ki gördüğünü düşünmeye düşündüğünü de şekle mesela düşünüyor. Uygulayacağım şimdi de onun için. Şimdi ne kadar şekli yaptırdım size. Ya acaba bu kabirde kim var? Düşünce değil mi? Evet. Takkana şekle dönüştü. Kendisine dönüştü o. Hemen düşünce üzerindeki kapağı kaldırıyor. Perdeyi kaldırıyor. Buradan kim yatıyor? Bunu ne yapıyor? Mesela şurada birisi var diyor. Şunlar hep rahatsız ediyor. Bizzat yapmış biliyor musun? Sonra onu uyarmışlar. Yapma demişler. Yapamazsın. Böyle ne yapmış biliyor musun? Bu diyor şu kadar kişiye zarar veriyor. Bunun mezarını kaldırın, tek başına bir yere koyun. Bunlar hep zarar veriyor. Ondan sonra başka bir ehli hakikat. Bu ehli aldı. Ehli hakikat dedi ki, evet mesela diyelim ki aç bir tanesi burada ağlasa, sen de burada iştahlı yiyemezsin. O iyi insan. Kabir arkadaşı da çok önemli. Paldır küldür yerde olamazsın Mehmet kardeş. Öyle bir yer isteme. Arkadaş çok önemli. Geçen gün meçhulde bir şey paylaşmışlardı. Pakistan'da bir küçük kız çocuğu babasının kasına geliyor. Babam beni buradan çıkar. Defalarca baş gelmiş. Ve orada çok arz ediyorlar komşularım diye. Devlete müracaat ediyor. Kabul ediyorlar. Nezaret şeklinde ehillerle açıyorlar tabii. Çocuğun nasıl biriydi diyor, böyle diyor tesekkürüne ve namazına riayet ederdi diyor. Cesedi hiç bozulmamış, alıyorlar başka bir yere gömüyorlar. Evet, anladım. Şimdi, mahallede şey yapıyorlar da, kabir arkadaş çok önemli. Onun için boşuna gömülmezler. Şimdi bakın, ehli hak, ehli hakikatın bu iki tane gözleri var. Düşündüğünü tahayyülünde oluyor. Hayalinde oluyor. Ve ben kurdum hayal değil. Neyi düşünüyorsan bu kimdi diye kim bu? Ha bu. Bunun ne özelliği var gördüğünü? Mesela böyle bakıyor. Bunun ne özelliği var? Ha bu. Arka formatı bu. Bunun. Yani tak 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 tak. Bu birinci formatları. Birinci yapı. Bu nasıl mazar olmuşlar? 121 şualarda. Bir de peygamberlerde vasıf olan diğerlerinde de asıl imamlarında da var. Peygamber Aleyhisselam için diyor ki 15. şurada alemi gaybı alemi şehadeti aktardı diyor. Orada aynı böyle. Şimdi vahye tabi olan bir dima boyalanıyor 7 mertebeden. Ondan sonra yapılandırıyor. Canlı ruhlu şuurlu ediyor. Ayna ediyor. Ondan sonra ona bakıyor. Gördüğünü düşünceye. Ah bu bu. Bak bu kim ya? Nasıl özellikle? Niye böyle oldu? Niye böyle sıkıntı hastalığı kıvranıp duruyor? Bundan dolayı. Hikmet. Veya bu nasıl şeydi? Aha bu. Bu ihtiyala değil. Tak 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 tak. Tak tak tak. Bizim tak, dediğimiz tak, gibi tak, değil yani değil mi? Düşündüm de öyle değil. Zaten evet. Kur'an'da hepsi olduğu için yaş Kur'an. Evet. Ona düşündüğün canlı tak. Kur'an ya. Alem-i misal mi açılıyor? Canlı Kur'an ya adamda. Alem-i misala geçiyor. Geçiyor değil mi abi? Evet. Çünkü onu 26. levhada bunu söylüyor. Evet. Yerde işte ve günahların alem-i misalda temessüllerini görüyor. Nasıl bakayım diyor. Yani şöyle. Baktığın bir şeyi alem-i misalda tam karşılığını görsen sen bir arama bakabilir misin? Mümkün değil.
Çünkü kan hemen onu görüyorsun. Bunu görürken onu görüyorsun. Abi. Mesela Allah Resulü'nün için her davranışı çok iyi doğruydu. Mesela bu ki hep misal vereyim. Bu kitap böyle mi dursun? Böyle mi dursun? Böyle mi dursun? Ne yapardı? Burayı bu eşya ile buna göre, buna göre, bunlara göre yapmazmış bunu. Orada nasıl gözüküyor? Hak nedir? Hakikat nedir? Doğru nedir? Götür koy koy ileri it it. Ya çirkin gözüküyor öyle bırakma. Götür it. Burayı düzelt, burayı da düzelt. Tamam. Bu halin orada en güzel olur. İşte Allah Resulü'nün sünnetinin her konuda isabet etmesinin sebebi alem-i şehadetle alem-i misal ve alem-i mana ikisi beraber. Tamam. Beraber olunca doğru oluyor. Tevafukun kulağına diyor, sera yaz diye emir koyuyoruz. Masal-i alem-i şehadetle aynı soruya bakarak. Aynı önce geçiyor sadece, oraya baktı diyor. Şimdi burayı ondan sonra bitiriyorum. Bu hayal ettiği düşünce, düşünceyi hayale dönüşüyor. Bu derslerin gayesi bu zaten. Mesela sima, bak şimdi şurasında şu adam olsa, ha bu adam namaz kılıyor, bu adam tarikatçı, nurcu. Mesela bakıyorsun pembe, israfı kelam eder mi ustad? Tarihçi de etmez. Ne diyor? Rengi pembe beyazdır diyor. Çamaşırları kirletmeden değiştirir diyor. Hatırladınız mı? Çünkü eşyanın mülker melekelesi var. Kirlendiği anda kirli çamaşırda ervah habisi çok olur. Mesela burada kir şey yapın, temizlemeyin burayı. Sinek gelir. Gül olur, arı gelir. Tamam mı? Kirler israf etmiyor. Orada korkunç bir kanunun ucunu söylüyor. Eşyasını kirlenmeden değiştirir. Bir de insanın batınını dışa şey yapıyor. Sırf zikreden, Kur'an şey yapan, tarikatçılık, evlat eskerlenmiş kullanan suratları nurdur, beyazdır. Onu tefekkür ediyorsa pembe beyazdır. O tarihçi de geçiyor, pembe beyazdır. Rengi pembe beyazdır. Kalbinden şu anda ne geçiyor Hasan abi? Benim mi? Benim. Bilmiyorum. Biliyorsunuz abi ya. Bilmiyorum. Ben şey, ne zannediyorsun? Acaba Hasan abi bende ne görüyor şu anda renk olarak diye baktın. Siyah mı abi? Bunu herkes soramaz. Ben dışarıyı kastediyorum. Bunu cesaret edemez. Zaten doğrularınızı da kimseye sorgulatmayın. Çünkü doğrularınızdan da şüphe edersiniz. Sorgulatmak emin olmadığınızı gösterir. Acaba bu hak mıdır demeyin, demek hakka bulmamışsınızdır. Çünkü birisi cahil gelir, ona hiç uygun olmayan bir şey söyler, ondan da şüphelenirsiniz. Bir de sorgulatıyorsanız, siz emin değilsiniz. Peki, وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ. Allah'a emanet olun.